Efendim herkese iyi geceler, güzel geceler, keyifli geceler, mutlu geceler diliyorum. Nereden? Milyon TV ekranlarından canlı canlı gong başladı. Efendim ben Aykut Pala. Yine bir çarşamba gecesi canlı yayında sizlerle beraberiz. Yeni konular, yeni konuklar. Efendim bu gece şahane bir gong olacak böyle. Uzun süredir beklemiş olduğum bir konuk var bu akşam burada. Canlı yayında. Çok tatlı bir konuğum var. Bir de o kadar şıkır şıkır, fıkır fıkır giyinmiş. Öylesine özen göstermiş. Şuradan söyleyeyim ki bugüne kadar gonka gelen hanımefendiler arasında zannediyorum ilk üçün birincisi gibi olduğunu söyleyebilirim hatta. Şıklık konusunda şahane gelmiş. Böyle programı özene özene gelen sanatçılara bayılıyorum. Sevgili izleyenler, ekranları karşısında bizleri izlerken aynı zamanda bulunduğunuz her yerden de bize canlı canlı katılabiliyorsunuz. 0212-280-270-0080. Hala 35 bölüm oldu, ezberleyemedim numarayı. 270-0080 arkadaşlar. 35 İzmir yaptık bu gece. 35. bölümdeyiz. Ben de İzmirliyim, madem öyle İzmir'e sevgiler, selamlar buradan. Hanımlar beyler, daha fazla bekletmeden efendim 98 yılında şahane bir şarkıyla tanıdık kendisini. Tanıdık ve çok sevdik. Cıvıl cıvıl yapısıyla yeri geldi biraz da sert duruşuyla. Efendim kendisi böyle hükümet gibi kadın. Böyle Osmanlı kadını gibi. Kadın gibi kadın. Çok iyi bir anne, çok iyi bir sanatçı, çok iyi bir ekran yüzü. Herkesin çok sevdiği Elif Karlı geliyor. Bravo! Bravo! Efendim hoş geldiniz. Sığmadın ya, şaşırdın artık eline yüzüne, bulaşık bulaşık dolaştın ya. Gözleri göre göre sana aşk dediler, aşklara meşklere doymadın ya. Üstüne üstlük beni kötülediler, bir adım geriye gitmedin ya. Ellere uydun, beni yaktın anneme, şimdi ne derim ya. Ben seni sevmiştim kör olasıca, anneme şimdi ne derim ya. İhanetleri bizim oraların adetleri, meşhurdur cinayetleri. Yanına bırakmam ben seni bitene kadar ihanetleri. Sığmadın ya, şaşırdın artık eline yüzüne, bulaşık bulaşık dolaştın ya. Gözleri göre göre sana aşk dediler, aşklara meşklere doymadın ya. Üstüne üstlük beni kötülediler, bir adım geriye gitmedin ya. Ellere uydun, beni yaktın anneme, şimdi ne derim ya. Ben seni sevmiştim kör olasıca, anneme şimdi ne derim ya. Meşhurdur cinayetleri, yanına bırakmam ben seni bitene kadar ihanetleri. Bizim oraların adetleri, meşhurdur cinayetleri, yanına bırakmam ben seni bitene kadar ihanetleri. Karlı! Allah'ım bu nasıl enerji, bu nasıl güzellik. Ay, oturuyor muyum? Tabii efendim, buyursunlar. Oturmalıyım zaten. Ay. Yorulduk mu? Yok. Belim birazcık.
Öyle mi diyorsunuz? Artık tabii. Artık biraz bir şeyler çıkıyor mu? Herhalde vallahi başlasın. Görünürde bir şey yok ama Elif Karlı. Yapacak bir şey yok canım. İçeride mi ufak tefek? Programı bir üç gündür gene bir kilitlendi. Eyvah ara. O kadar diyorsunuz. Ona rağmen burada Elif Karlı. Ya harikasınız sizi. İşte bir arabaya bindik geldik yani. Diyorsunuz. Evde de oturuyoruz, burada da otururuz. Harikasın. Burada hem de eğlenerek oturacağız yani. Enerjin, yani seyrettim programı, birkaç bölüm yolladınız zaten. Sağ olun. Çok yani güzel. Ben enerji yüksek her şeyi, herkesi, her ortamı, her atmosferi çok sevdiğim için hoş bulduk. Biz de sizin enerjinizi çok sevdiğimiz için burada çok görmek istiyorduk haftalardır. Çok güzel bir denk geldi. Teşekkür ederim. Keyifli oldu. İyi ki geldin Elif Karlı. İyi ki bizimlesin bu akşam. Evet. Ben de çok mutlu oluyorum. Çok sağ olun. Eksik olmayın. Nadir bunun için katılıyorum programlara. Nazan'a da çok teşekkür ediyorum bu arada. Evet Nazan. Şahane. Nazan çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel buluşma için bizleri de sağladınız. Mikrofonumuz orada bir yerde duruyor mu? Ay duruyormuş. Elif Hanım o kaydı mı bir yere falan? Ses gelmezse. Bir dakika o zaman. Bakalım. Onu şöyle evet. Yapsam olur mu? Olur. Durun oradan bir yerden. Tamam, olur. Sen konuşuyor, dur ben yapayım. Bu gece böyle şahane bir konuğum var işte. Görüyorsunuz allı pullu, özenmiş, gelmiş tüm güzelliğiyle Elif Karlı bizlere. 98 yılında böyle hayatımıza girdi. Devamında biz ona hem şarkılarıyla hem de aslında ekranda yapmış olduğu programlarla tanıdık. Yüz küsür bölüm, kaç bölüm de o tabii, yemek programı. Yemek saati değil mi? Yemek saati, bravo. 100. Program bitmişti. Hatta çok güzel sürprizler olmuştu. 100'e mi bitmişti? Yok, 100'den sonra devam etmişti de. Tabii 100 küsur oldu, onu biliyorum. 100. programı kutladığımızı hatırlıyorum, ekipçe böyle bitti. Vay, evet, güzel. Çok güzeldi yani. Çok güzel zamanlardı. Onunla ilgili sorular var. Geldi bana. Yani ekranda görmek isteyenler falan da var ama oralara bir gelmeden önce. Şimdi Elif Karlı aslında bir... Trabzon kızı. Evet. Değil mi? Karadeniz kızı. Yani bir Karadeniz kızı. Aynen. Laz kızı. Laz kızı. O duruştaki böyle bir, hani bir Osmanlı kadını duruşu var ya. O oradan mı geliyor Elif Karlı? Bilmiyorum valla nereden geldiğini ama bir yerlerden geliyor bana böyle sağdan soldan. Çevreden böyle hem çok tatlısın. Şimdi şeyler de var. Az sonra bahsedeceğim böyle yorumlara. İnternet yorumlarında biraz Elif Karlı'yı arattık. Böyle kimler neler demiş, neler yazmışlar falan diye böyle. Ona az sonra geleceğim ama genelde şey diyorlar. Yahu o kadar sert görünüşün altından ne kadar tatlı bir kadın çıkıyor diyorlar genelde. Sert mi görünüyorum gerçekten ya? Aslında duruşum varmış. Yani ben şimdi insan kendimi göremiyorum dışarıdan ama söylüyorlar. Şimdi o duvarın olması gerekiyor. Evet. O duvar annenle de olması gerekiyor. Hmm. O duvar çocuklarınla da olması. O duvar olmadığı zaman zaten o süzgeç olacak ki bir şeyler idamesi kolay olsun. Acaba yıllar önce sektör mü getirdi o duvarları? Elif Karlı'ya biraz daha böyle. Belki benim hep bu camiada evli olmam. Yani evli olarak başlamış olmam. Tabii. Aşırı ağır bir sorumlulukla başladım. Tabii. Yani bir kızım vardı, eşim vardı. Doğru. Ve birden bir şarkıyla bir gecede Mirkelam gibi hani ünlü oldum. Tabii bir gecede. Bir gecede tabii doğru. Gel, biz o zaman Ercan Saçı falan onu diyorduk. Yani mısır gibiyiz hani bir gecede patladık abi diye. ertesi gün Bağdat Caddesi'nde parmakla gösterildiğimi hatırlıyorum. Hiç unutmuyorum. Çok güzel. Onu soracaktım madem öyle şimdi gelmişken. Yeni sorayım. İlk şarkıyı ilk nerede duydun Elif Karlı? Dışarıda ilk, böyle. Ha, ilk nerede duydum? Çıktıktan sonradan bahsediyorum. Televizyonlar hariç herhalde tabii, değil mi? Televizyonlar hariç. Yani gittiğim bir mekan mı ya da işte. Tabii gittiğim her mekanda zaten çalıyorlardı da. Ama zaten şarkı o kadar tutmuştu ki Elif Karlı'nın orada olması gerekmiyordu. Yani bu kadarını ummuyordum. Zaten klip mi tuttu, şarkı mı tuttu? O çok tartışıldı. Klip zaten başlamıştı bir kısa film. Tabii ilk defa dizi tadında, film tadında ilk klibi çekenlerdeniz biz aslında. Doğru. O zaman o çok tuttu. Aslında o açık havada bir roman düğünü olacaktı. Tamam. Mahalle neresi? Set mi orası yoksa? Mecidiyeköy'de. Kuştepe tarafı mı? Arı stüdyolarıydı galiba. Arı stüdyolar tabii, tamam. Tabii oradaydı. Aslında açık hava olacaktı. Bir otopark dedi Ercan Saç. Dedi ki bir otoparkta böyle roman düğünü gibi olsun güzel. Dediler. Fakat çok yağmur vardı bizim anlaştığımız dönem maalesef. O yüzden biz kapalı mekana geçtik. Bir tane pasta var. O pasta, yani bas bas bağırıyor ama yönetmenimiz. O pasta dedi. Erimeden. Bir kere.
Bir kere devrilecek. Ona göre oynayın dedi kasta. Ama kaç kişilik bir ekip? Yani yüzlerce kişi var stüdyonun. Bir düğün var orada bildiğiniz. Düğün ortamı. Hatırlayanlar var mı şu anda klibide yani? Ben kendimi şey gibi hissettim o gece biliyor musunuz? Şimdi ilk klip ya. Makyaj yapıyorlar. Ben böyle bebek gibi duruyorum. Hani sanki ben böyle kıpırdayınca. Ki ne çizgiler var o zaman ya. O kadar genciz ki ne o dönem. Ne güzelsiniz. 24 falan yani. 27 falan. Ya kızım vardı aslında. Var 27 yaşındaydım sanırım. 26-27'ydim. Böyle duruyorum ama biz bir gün önce 9 gibi makyaja başlandı. Ertesi gün 12'de evdeydik. Evdeydim. Yani o kadar uyumadan sabaha kadar çekildi o klip. Ya yani emek verir. Gelinlikle sürekli. Hep gelinlikleydim. Tabii full gelinlik. Ya bunun lavabosu falan da var biliyorum. o en kötü süreci odur herhalde. Gelinlerin. Bir tuvaleti gelmesi diye böyle. Onu da tuttum diye ben. İstanbul Teknik Üniversitesi aslında. İTÜ evet. İTÜ mezunuyuz Türk Müzisi yani. Devlet Konservatuarı. Konservatuar mezunu bir sanatçı var benim karşımda şu an çok itibariyle. Çok şükür. Aslında öğretmen olacaktım. Yani hala o öğretmen niteliklerini taşıyorum ama işte evlenince birden yol böyle açılınca. Ama evlenmeden önce Aykut, Hakan ve Elif üçlüsüyle AHE grubu var değil mi? AHE. Hakan Altun. Aynen. Aykut, AHE. Ben onu çok şaşırmıştım mesela işte çalışırken. Ben onu Aykut, Hakan, Ayşe diye biliyorum. AHE grubu. Evet. Ayşe'den önce siz mi vardınız çünkü orada? Çünkü ondan sonra biraz daha medya, işte biraz daha telefonlar çıktı ortaya. İşte bir Twitter yoktu ama bir şeyler çıktı ortaya. O zaman televizyonlar daha çok klip çekildi. Tamam. Tabii şimdi benim olduğum dönemde biz sadece İstanbul gece hayatında estiriyorduk. Klibiniz yoktu ama değil mi sizin? Hayır hayır. Heh, tamam. Olmadı. Arif Susam'ın? Arif Susam'ın alt kadrosunda çıkıyorduk. Alt kadrosunda üçünüz. Ben soldaydım. Ortada Aykut, sağda da Hakan Altın vardı. Ut çalardı o. Pembe gömlekleri, yeşil gömlekleri vardı. Bunlar benden daha çok para kazanıyorlardı. Sonradan öğrendiğimde çok yıkılmıştım. Bana çok az para veriyordu. Nasıl ya? Solist siz değil misiniz? Solist sensin abla. İşte ezdiler beni. Şaka. Terbiyesizler. İşte Oğuzhan'cığım az önce konuştuğumuz konular hep bunlar. Hep bunlar böyle. Neyse o işin şakası. İşte kantinde karar verdik böyle bir grubu kurmaya. Sonra biz çok tuttuk gece hayatında gerçekten ama hani düğünden düğüne koşuyoruz, ekstradan ekstraya gidiyoruz ki o zaman böyle sosyal medya falan yok. Peki bir şey diyeceğim. O zaman aldığın para Elif abla yetiyor mu yoksa hani yani sana iyi mi geliyor o para yoksa hani harçlık olsun? Yok yok. Yetiyordu ya yani harçlık oluyor. Yetiyorsa Hakan'la Aykut demek ki o dönem iyi mal götür, iyi malı götürürsen yani. Neyse helali hoş olsun diyelim. Olsun. Sonra biz Şahin Özer'e gittik. Tamam. Bize teklif geldi. Tamam. Şahin Özer'e gittik. Şahin Özer şöyle bir yaklaşık 50 sayfalık bir şey çıkarttı bize. Sözleşme. Sözleşme. Sonra ben dedim ki ben ya solist olacağım dedim ya da ben grup olarak devam etmek istemiyorum diye çok dürüstçe söyledim. Bunu öğrendikten sonra mı ama bu tavrın değişti? Yani bayağı bir ağır bir kontrattı. Yıllar sonra söyledim Şahin abiye zaten. Bu arada Şahin Özer'den Derdana ilk siz değilsiniz. Gelen bir 10 konuğun aynısını yaşamış yani. Şimdi olsa anlaşıyorsun bir şekilde oluyor. Tabii, tabii. Ama o zamanlar çok toysun falan bilmiyorsun ne olacağını. Onları da kırmadan ben ayrılacaktım. Sonra Cengiz'le tanışınca işte o an bir evlilik yoluna doğru biz gittik. Cengiz abi peki seni sahnelerden mi tanıyor? Sahneden tanışıyorum. Müşteri, yani, müşteri olarak geldi. Dinlemeye gelirken sonra bir bakıyor ki. Gelirken hala dinliyor işte beni. Yıllık şey. Bana dedi bir saatini ayırır mısın? Allah dedim, Allah. Olmaz Cengiz Bey ben dedim talebiyim siz beni yanlış anladınız. Yani yerimiz zamanımız çok farklı dedim. Siz benden yaşça çok büyüksünüz dedim. Benim sınavlarım var ben talebeyim. Aman aman efendim ona naz yapıyorum zannetmiş falan. Çalık işi romanı bak bak. Sana baktım ertesi gün geldi. İkinci gün geldi. Üçüncü gün biz haftanın kaç 3-4 günü çıkıyoruz taktı falan. Taktı bayağı. Taktı. Cengiz abi aferin. Taktı sonra bir saatini bana verir misin? Ay dedim ki yılayım bari bir saat şöyle bir gündüz. Bir gitsin başıma artık yani bir gitsin yakamdan. Aynen bir öğlen şey yaptım. Geldi evin önünden beni almaya baktım. Son model bir güzel arabası da vardı. Neymiş? Beğendi. Cengiz'iymiş yani. Şaka bir yana. Sonra bir baktım şey o şeydeki büyük otel var ya onun lobisinde hani kahve çay içmeye götürdü beni. Tamam. Ben bir sinirlen. Sen beni nasıl getirirsin otelin lobisine diye. Kimsin sen diye. Allah. Ondan sonra işte bir saat verdim. O Trabzonlu çıktı mı orada? Tabii. O Trabzonlu kadın çıktı orada ortaya. Tabii. Yok. Yani kibarca şey yaptım. Hani hiç hoşlanmadım falan dedim. Sonra o bir saat oldu.
30 sene. Bir ömür. 30 sene. Ömür. 30 sene ömür, tabii ki ömür yani. Yani 30 ya, ben Allah, hala 29 diyorum ama Allah daha da 30'ları göstersin ya, 40'lar 50'ler ne güzel olur vallahi, vallahi maşallah. Vallahi kutluyor 60. yıllarını herhalde, biz de kutlarız. Şahane oldu ya vallahi. Peki Cengiz abi şimdi evlendiğin dönemde aynı zamanda işte albüm çalışmaları devam etti. Peki Cengiz abi bunu hep destekledi mi yoksa yok, orada bir kırılma noktası yaşattın mı ona? Yok, desteklemedi önce. Çünkü ben ünlü olmadım. Ünlü değildim evlendiğimizde. Tamam, harika uyumluyuz, yurt dışına gidiyoruz. Galatasaray'ın peşinden her yere gidiyoruz falan. Çoluk çocuk yok, düşünsene. İki tane birbirini bulmuş deli. Geziyor, gidiyor falan böyle. Güzel. Ondan sonracıma gece hayatımız çoktu. İşte ondan dolayı işletmeye daldı. Yani işletmeci oldu. Hazır her gece bir yere giderken bari. Ya giderken baktı bizim kadın da ünlü oldu, dedi bizim bari mekanda çıksın. Tabii tabii. Sonra işte Ercan'ın fazla ısrarlarıyla, hani artık ben de tabii bastırıyorum, ben Ercan söylesene falan diye. Sonra işte o şarkı çıkınca ortaya Cengiz... Şarkı sana özel mi yazıldı abla, evet, yoksa? Evet tabii tabii. He, şimdi oldu Ercan Saki. Çünkü 9 şarkı bitmişti. Paydos verdik artık. Tamam. Bittik, hayırlı olsun, eve döndük. Tabii albüm o zamanlar 12 parça, 13 parça tabii, tabii, değil mi tabii, yani? Tabii tabii, 10 şarkılık şahane, klas bir albümdü. Aykut Gürel imzalı, Ercan Saatçi imzalı. Efsane dönemin yani. Tabii Aykut Gürel, Seden Gürel, işte Hakan Altun. Hakan Yonat klipler galiba değil mi? Metin Özülkü, Eda Özülkü, vokallerdeyiz hep biz yani. Vokaller yani yıkılıyor tabii. Ondan sonra neyse işte... Şarkı bitti. Ben eve geldim, uyuyordum. Bir baktım uyandırılıyorum. Son bir şarkı kaldı dediler. Benim saçmalama ya. Gel onlayacağız dedi. O zaman da şey şarkım vardı. Kalbinin sesini dinle. Asla pişman evet, olmasın. Ben biliyorum, evet. Onunla çıkış yapacaktık. Biz normal o ikinci diyor klip oldu. Dedi ki gel dedi, bizim oranın aletleri meşhur. Dedim bu ne ya? Ne cinayeti dedim. Ben olur mu dedim. Ben de yakışır mı dedim bana o ağız falan. Sen potansiyelsin bir ki. Ne dedim? Ne o ne demek dedim ya. Var ya potansiyel falan. Birden ezberledim şarkıyı orada. Okuduk. Çıktık. Ve direkt çıkış şarkısı oldu yani. Direkt oldu. Ama içine sinmedi mi ilk? Ya ben şeyden ürktüm. Cinayet kelimesinden ürktüm. Kelimesinden tabii, biraz yani toplumsal. Şimdi olsa daha çok ürkerdim. Yani o zamanlar öyle çok şeye takılınmıyordu. Çünkü sonuçta şaka gibi bir şey bu. Yani şarkı çıkıyor. Bir de 90'ların sonunda çok çıktı öyle bu akşam. Yani seni aldattım demekle sen kocanı aldattım olmuyorsun. O, ya da tabii partnerini. Hani şarkının sözlerine de çok takılınmaması gerekiyor. Ama klipte de zaten onu o kadar güzel yapmış ki. Bak bizim oranın içinde abilerim var ya orada. O klibin sonuna, abi var. Bak, o klibin sonuna dikkat edin. O klibin sonuna ben aşığım. Herkes sağlam, şey, kafa kaş göz yarılmış. Damat. Ben böyleyim. Evet. Damat kol alçı da kafa sargılı ama Elif Hanım gelinliklerdi. Gayet güzel. Çok değil, güzel bir sahne. Çok güzel bir klip. Güzeldi, çok tatlı güzel. Yani. O dönemin en güzeliydi. Yani en güzel kliplerinden bir tanesiydi. Güzel öyle bir şarkıydı. Çok ekmeğini yedim. Hala daha ve yiyorum. Ve 90'ların sonuna denk geldi aslında. Aynen. Elif Karlı. Çok yani 90'lar değilim ben. 98 yani. Evet. 90'larda müziğe bir giriş yapmış evet ama. Aynen. Şimdi Elif Karlı iki tane zilimiz var. Hangi gong sizin olsun? Kırmızı olsun. Kırmızı olsun. Hı. Benim olsun diyorsunuz yani. O size kalıyor. Onu istediğiniz zaman basabilirsiniz. Mesela sıkıştığınızda, sizi zorladığımda, zor soru sorduğumda ona basarsanız ben yine devam ederim sormaya. Tamam. Aa, öyle bir şey mi var? Öyle oluyor tabii. Yani. Çünkü benim program. Gidiyorum. Öyle. Ben hepsine basarmışım değil mi? Sıkıldıkça. Cevap veriyorum. Peki şimdi aslında 98'in de Aşk Yolu albümü var sevgili izleyenler Elif Karlı'nın. Şöyle bir gidelim bakalım. İkinci albüm 2003'te yeniden tekrardan bir müzikseverlerle evet buluşuyor. Bu aradaki 5 yıl niye Elif Karlı? Bu aradaki 5 yıl o birazcık şey oldu ya. Bu arada o 5 yıla ilk albümden klipler çekildi mi? Tabii. Hı. Yani şey dinle çekildi. Tamam. Sonra her şey çok güzel gitti aslında. Fakat Ercan'ın şirket değiştirmesi biraz. O arada biraz ben, biz Badireler hayatımıza alakalı bir şeyler. Bir çocuk istiyordum. İşte ona bir hazırlık falan. Öyle bir şeyler oldu bende. Çok da güzel gidiyordu konserler. Çünkü o zaman tek bir şarkı modası diye bir şey yoktu. Tabii single canım, yani tek albüm de olsun. Albüm modası vardı. Ha, albüm modası ya, vardı. Albümde hitler çıkıyor. Aynen, albüm içinde iyi bir zaman ayırmak gerekiyor. Şarkıları seçeceksin, tek tek görüşeceksin. Şimdiki gibi mail yoluyla kimse kimseye bir şey ya yollamıyor. Gideceksin ayaklarına tek tek şarkı. Sonra Hakan Altun'la şey yaptık işte. Hakan'ı aradım bir akşam. Hadi gel dedim albüm yapalım.
O yaptı prodüktörlüğünü o albümün. Vay. Yeniden albümünü. Yeniden albümü. Güzel. Onun dışında 2005'te Benimle Kal. Üçüncü albüm. 2007, evet, o da Doğuş'laydı. Evet, doğru. 2007 Erkek Kadın. Ne patlamıştı Erkek Kadın. Arkadaş, oraya geleceğim. Alo. Alo, iyi akşamlar Aykut Bey. İyi akşamlar efendim. Kimle görüşüyoruz? İzmir'den Elif Bey. Elif, ben nasılsınız? Heyecanlandım. Elif Bey dedi. Elif Bey. Elif nasılsın? İyi misin? Valla sizi evliyince daha bir iyi oluyorum. Şimdi ben iki Elif'in arasında, iki Elif'in arasında şöyle bir dilek dileyim mi ben o zaman şöyle? Bak bak bak. Hadi güzel bir dilek dileyim o zaman şöyle bir. Evet. Elif Hanım, hoş geldiniz. Evet, tuttum bak. Hoş bulduk. Bakalım. Siz de hoş geldiniz. Merhabalar. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim, iyiyim. İyi, daha iyi olacağım biraz. İşte bel problemim var. Biraz. Sizi ben bir doktora yönlendireyim. Çok tatlısınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ama ne iyi ettiniz, aradınız. Sesinizi duyuyoruz. Eskiden böyleydi programlar. 2-3 gündür sosyal medyadan bana yazıyor Elif. Ha. Çarşambayı bekliyorum. Zevkle bekliyorum. Elif Hanım'ı bekliyorum falan diye Elif'cim, bana saldırmış durumda. Elif'cim, nereden arıyorsun? İzmir. Oh, İzmir'e selam olsun. Oh, çok teşekkür ederim. Annemlere falan. Selam olsun. Saygılar. Benim de çok dostlarım var orada. Hepsine selam olsun. Var mı sorun Elif Karlı Elif? Şu an çok heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Rica ederiz. Aşk olsun. 10 dakika artık gitmez. Bir şarkınız var mı? Dur bak. Bizim oranın adetleri, meşhurdur cinayetleri. Kaç deşiniz var Elif Hanım diye gelecek arkadaşlar. Kaç deşiniz var? Herkesin. Ya, çok güzel. O zaman herkesin hayranları şey, normal mektup yollar. Bana cezaevlerinden boncuklar geliyordu. Portrem. Kuşlar. Vallahi öyle öyle şeyler geliyor. Güzel. Jetremiz. Çok güzel yani. Çok güzelsiniz. Bir de sarı saç size çok yakışıyor. Teşekkür ederim. Tabii yıllarca çok esmerdim. Çok güzelsiniz. Kadın çok teşekkür ediyorum bak. Ya, sağ olun. Çok mutluyum sarıyla ben de. Sağ olun. Evet, olsun. Şans getirsin size, mutluluk, huzur getirsin. Amin. Hepimize huzur getirsin, her ne istiyorsak kalbimize göre olsun. Elif Hanım'ın sarı saçı hepimize huzur getirsin inşallah. Hakikaten ben şimdi bu teli kopartıp ona vereceğim. Hayırlısıyla hepimize inşallah huzur getirsin. Seni çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, sizin de olsun. Ne bir tanem öptüm seni, hadi. Hadi Elif. Aykut Bey, kendinize iyi bakın. Tamam, sağ ol, öptüm, hadi. İyi akşamlar. Hadi Elif, tamam Elif. Elif, bak Elif kapatmıyor orada Elif. Ben gidermişim. 2007 yılında Erkek Kadın, o da felaket patlamamış mıydı? Çok çok, zaten o dönem ben mesela bir mağazada geziyorum. Yabancı bir şarkı uyarlamasıydı zaten. Ben diye dolanıp duruyorum tabii. Ama bak Elif Karlı, burcunuz nedir Elif Hanım? Başağı Aslan'ım ben. Başağı Aslan'ım. Evet, ayıbımda evet. Koçmuş. Koç gibiyim maşallah. Buralar temiz değil mi? Aslan gibiyim. Çok tertipli, düzenli. Öyle ben bir başak değilim ben. İnsanım. Düzen hastasıyım. Ben öyle başaklardan değilim. Ha öyle mi? Ben yani hayatım düzen içinde olsun. Günüm böyle yani programlarımın bozulması benim sinirimi bozuyor. Mesela ben çok düzensizim. Hayatta yani her anlamda düzensizim. Yok, her şey düzenli. Şu an bir oda için mesela benim evde bulunan bir tane oda var. O odanın kapısından girilmiyor şu anda. Onun için 3 gündür zılgıt yiyorum işte. Toplanması gereken eşyalarım var çünkü orada her yerde mesela. Olsun, arada bir yapıyorsundur ama. Her zaman. Neyi? Düzen. Onu yapıyor. Kız arkadaşım yapıyor. Bir kahkaha duydum. Bizim hoca çılgın yönetmenim benim. Benim çılgın yönetmenim yukarıdan gülüyor. Ne tatlı. O hep tatlıdır da. O var ya, o bir bana tatlı değil o. O bana acı biber. 2012 yılında bir şey diyeceğim. Ya Elif Karlı neden burcu sordum biliyor musunuz? Abi kadın önce diyor ki bizim oranın adetleri meşhurdur cinayetleri diyor. Ondan sonra bunu aldım, sen beni sinir evet, ettin falan filan. Evet, kocama yazdım onu. Tabii. Sonra kocama da diyor yazdım. Ki... Erkek kadın fark etmez, aşk insanı affetmez. Ne gerek var kavgaya? Haydi eller havaya. Hazır burnunu kırdım bunu. Bak kadın cinayet işledi. Ama olgunlaşıyor, gittikçe büyüyor kadın. Yani en sonunda efil efile kadar geldik, görmüyorsun. Efil efile seyda diye. Abi diyorum ki Elif Karlı kendi içine karar verdi. Abi adamı öldürdü, dövdü, sövdü, gömdü. Şiddete karşıyız. En sonunda ne gerek var canım, kavga ediyor yani. Hani orada bir stres atmış artık herhalde. Evde tartışmalar çıkıyor mu Cengiz Bey'le? Tabii. Genelde çıkaran taraf kim oluyor mesela? O. Hiç şu an hiç inanmıyorum. O. Huysuz ya. Ne yapıyor da mesela adam çıkıyor, Allah bilir. Ya şey ilerledi işte. Ya daha çok böyle şey, Cengiz şöyle demez mesela, ben kıskandığımı çok belli ederim. Tamam. O kıskançlığını bana küsmekle veya bir surat asmakla
belli eder. Ben anladım ki Cengiz beni özlemiş, Cengiz beni kıskanmış. Biz de bu şekilde ilerliyor. Trapçiyiz biraz. Evet ya. O bende de var. Bence çok kötüsünüz ama. Yani hiç hoş değilsiniz karşıdan bence. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani kocam da olsam hiç hoş değil. Yani. Elif Karlı'nın küçüklük videosu elimize geçti. Yok canım bende bile yok. Neredesin? Var var var. Çocukluk videosu var. Video. Elif Karlı'nın efendim küçüklük videosu ve ne kadar tertipli düzenli olduğunu da şimdi videoda bir izleyelim, görelim, sonra gelip üzerine konuşalım. Böyle mi Elif Karlı mıydı çocukken acaba? Daha fenası. Daha mı fenası? Ha buraları katlama hep bana iş bırakıyorsunuz diyor. Ya vallahi doğru söylüyor çocuk. O şive var mı sizde? Ya bir şey anlatırken belki vardır. Mesela çocukken çatıdan düştüm ben. Nasıl ya? Ay işte ne kadar benim bir ondan bu? Dolayı. İşte şöyle bir çatıdan ince. Ben çok gırtlaklıymışım. Çatıda bir kaçamak yaparken. İncir. Ha, incir ağacından düştüm. Sırt üstü ama küçüğüm o zaman tabii, anlamadım. İncir ağacından işte. Şimdi babamların da rahmetli babamın da bir akrabasının eviydi orası. Tamam bak dinleyin, çok komik bir hikaye bu. İkizleri var. İkiz çocuklar var orada. Tamam. Bak, biz de onları ziyarete gitmişiz. Şimdi niye gittiysek, beni niye götürdülerse gündüz ben de böyle oturuyordum falan. Hadi çıkalım dedi rahmetli cicannem. Geçen hafta kaybetti onu da. Çıktık başın neyse. Sağ olun. Çıktık neyse ben düştüm. Üstümden cicannem düştü. Oo, ben düştüm diye düştü. Üst üste düştü. Yani işte şey yani. Size ne çok oldu, düşkündü galiba. Ne oldu kızım, iyi misin? Dedi bana düşkünken düştü. Ondan sonra ben bayıldım herhalde. Demek ki ufak çaplı bir şey mi geçirdim? Niye doktora götürmedilerse. Gözümü yarım açtığımda aynı bu izlettirdiğiniz gibi. Bir erkek bir kız çocuğu ama 5-6 yaşlarında. Ne olmuş diyor. Şimdi ben ama bak bunu yemin ederim hiç unutmuyorum. Ne olmuş diyor. Düşmüş diyor. Diyor ki nereden? Diyorum ya diyor çatıdan. Nereden düşmüş? Çatıdan. Ama saatlerce üç harfliler gibi bu sesleri duydum. Nereden düşmüş? Ya diyorum ya sana çatıdan. Ondan sonra yani öyle bir herhalde o da bende bu şekilde kaldı. Çünkü demişlerdi bana o zaman şimdi belli olmaz ama ilerleyen yaşlardan. İşte ufak ufak çıkıyor demek. Fizyoterapi. Hmm. Sizi yönlendireyim. Ya bugün sosyal medyada sorular açtım ben böyle. Gelen sevenlerden sorular var. Bir tane fizyoterapist şey demiş. Ağrıları varsa lütfen bana yönlendir Aykut'cum demiş. Yemin ediyorum üzerine de bu kadar denk gelir yani. Ve şahane de bir fizyoterapisttir, onu da söylemiş gerçekten olalım. Gerçekten mi? Gerçekten öyle. Yönlendiririm. Olabilir. Onun sonrasında Elif Karlı şunu soracağım. Kendi müzik tarzını nasıl yorumluyor? Yani Elif Karlı'nın müzik tarzı aslında... Polis radyosu gibi. ne çıkarsa bahtına mı? Öyle mi oluyor? Çünkü ses var, her şey oturuyor kardeşim. Çok yani. Şükür. Öyle yani, bir kostüm. Halk müziği de eğitimi aldım. Türk sanat müziği eğitimi de aldım. Konservatuvarın etkisi mi bu Elif abla yoksa? Hayır, yetenekle mi alakası var bence. Tamam. Yani hani kusura bakmasın hiç kimse ama tabii ki eğitimin çok büyük önemi var. Aşırı iyi oldu benim için. En azından bir ortama girdiğimizde, müzikli bir ortama girdiğimizde, pardon bir dakika şöyle şunları bir şey yapayım ben. Tabii efendim, sonra şangır şungur yayında şey evet, olursun. Şangır şungur oluyoruz, tamam. Olabilir bir şeyler. İyi miyiz acaba? Şu an iyidir galiba değil mi Yunus'cum, var mı sıkıntı? Tamam, çok kıpırdamayacağım. Sesinizde. Kıpırdamayacağım, tamam. Tamam, şahane. O zaman şöyle bir minik mola, bir reklam arası verelim, biraz para kazanalım efendim. Hadi kazanalım. O arada da Elif Hanım çayı kaynatıp ben de kazanıyor muyum bu yok? Canlı devam ediyor ve bu gece ben bütün ziller Elif Karlı için çalıyor bu gece, çünkü
Şahane bir konuk var. Ya Gong'un öyle bir enerjisi var ki şimdi bu program biraz dinamik bir program. Evet. Elif Karlı. Ve buraya bazen böyle konuklar geliyor. O yayın bana bitmiyor. Bak burada açık açık da söylüyorum. Wow. O yayın bitmiyor. Mesela şu an saate baktım nasıl geçmiş anlamadım. Aa, bitmesin. Ben de çok keyif aldım. Vallahi çok incesin. Ya çok... ben genelde televizyonu çok sevdiğim için. Evet. Ama çıkacak kendimizi ifade edebilecek böyle tek konuklu programlar evet. artık çok olmadığı yok, için. Yok. Seçiyoruz tabii. Bana diyorlar niye çıkmıyorsunuz? Ben öyle çıkmıyorum artık. Yani 10 kişinin çıktığı, 15 kişinin çıktığı programlara. Kendimi ifade edebilmek daha önemli benim için. Hiç çıkmadığınız program oldu mu Elif Karlı? İbo Show. Hiç mi? Bir de Beyaz. Beyaz ve İbo Show. Ya Beyaz'ı hep duyuyorum gelen konuklardan. İbo Show, şimdi Beyaz hadi bir derece tamam eyvallah. İbo Show'a neden mesela? Bilmiyorum. Hem de yani o zamanlar biz İbrahim abiyle falan aşırı aşırı samimiydik. Yani çok sık rahmetli Osman Yağmur denildi zamanı. Eşim falan hep tamam. görüşürdük ederdik ama hiç çıkmadım. Ya benim acaba canlıydı hafta sonları mıydı vaktim mi yoktu? Ya ona vakit bir şekilde mutlaka bulunurdu da yani bulmuyordum demek ki canım sonra. Ya. Yani bu ilginç. Evet, bir de evet. şimdi şöyle bir şey hatta var hatta bir ara çok serzenişte bulundum Beyaz'a falan ekranlardan. Doğru. Ay, ne yapmam gerekiyor acaba çıkmam için falan diye. Doğru. Yani çünkü bir Elif Karlı diye ya bir marka biraz var. Biraz işte sansasyonel biraz yani ben yani o dönemler biraz serzenişte bulundum zannediyorum yaşam tarzımla işte hı hı. ben ona yoruyordum yani benim evli olmam cıvık cıvık olmamam. Hı hı hı. O magazinsel olan isimlerle evet. iş yapla. Şimdi buradan şey söyleyeceğim. Şimdi talk show yapıyorum. Hani bir tabii ki burada işte Beyazıt Öztürk bir üstattır bizim için tabii ki ustadır evet. ama izleyici gözüyle söyleyeceğim şunu. Çünkü biz de onları izleyerek büyüdük en nihayetinde. Minik bir eleştiri hakkım vardır diye düşünüyorum. Çünkü şimdi günümüzde de bu yapılıyor. Beyaz Show son zamanlarda artık hep aynı isimler. İşte hı hı. Ahmet, Mehmet, Ayşe. 3 bölüm sonra yine Ahmet, Mehmet, Ayşe derken kendi kendini eskitti, eskitti, çürüttü ve bitti. Yani evet. bitiş ne yazık ki reyting kurbanı oldu. Ama bitmesi artık bu. Zaten... Günümüze geldiğimizde bir İbo Show var, bir Şarkılar Bizi Söyler var. Bu hafta Ahmet, Mehmet, Ayşe orada, diğer hafta orada. Hı. Öbür gün işte Mustafa Murat burada, öbür gün orada derken hı. sevgili arkadaşlar ne yazık ki böyle bir televizyonculuk olmaz. Herkese bence şans verilmeli, yer verilmeli diye düşünüyorum. Yok zaten benim şirketim yapıyor yapımcılığını. Biliyorum ha. ama bir tekel var burada. Yani tekelde de olmamalı aslında baktığınız zaman. Biliyorum aynı şirkette olduğunuzu ama bu bence bir izleyici olarak ver yansın. Onda yani... ben şey yaptım sadece. Hani ben çok seviyorum hepsini. benim mutlaka dostluklarınız. Pol ekibi şahane bir ekip. Çok evet, samimi. Evet. Asla arkamı döndüğümde bıçaklayacak bir ekip değil ama şey isterdim ki ilk zamanlar çıkayım. Yani doğru. çünkü ben sizin doğru. bünyenizde olan bir sanatçıyım ve hep beraber para kazanacaksak doğru. yani ben sizin sayenizde kazanacağım, siz benim sırtımdan kazan. Bu böyle bir alışveriş aramızda öyle. Menajerlik yapım kesinlikle şirketiyle. Öyle. Ben o zaman öyle bir ne bileyim öyle bir şey yaptım ama öküz değiliz konuşuyoruz. Ya mutlaka yani. Öyle canım şimdi yani. Sonra yani, da şey yaptım içerledim ki çıkmıyorum yani. Belki çıkarsınız ileride önümüzdeki bölümlerde. Belki olur böyle gönlünü alınırsa Elif Karlı'nın. O zaman biz bu akşam burada Elif Karlı'yı gördüğümüz için ekstra ekstra mutlu olduk. Çünkü tercih edilmişiz. Yani bu yok, bizi güzel, güzel. Daha dedim da ya ben mutlu davet etti. Edildiğin yere gideceksin arkadaşım. Çok teşekkür ediyoruz Elif Karlı. Pekala düzgün bir aile hayatının olması, müzik hayatında şimdi tam da yerine denk geldi aslında ama hani düzgün bir aile hayatıyla beraber müziği yürütmek dış pencereden zor oldu mu? Yani iş gelmemesi... Her anlamda zor oldu tabii ki. Yani ben aslında çok zoru başardım. Kesinlikle öyle. Yani. Çünkü evlilik hayatı evlilik belli ama. Başına zaten yalın olarak evlilik hayatı çok zor bir... Doğru. İki farklı kültürde büyüyen, iki farklı insan ne olursa olsun el ele tutuşup, flört dönemi öpüşüp onlara benzemiyor evlilik doğru, hayatı. Doğru. Ya birlikte yaşamaya da benzemiyor. Farklı bilmiyorum mı? O nikahtaki nedir o imzadaki olay hani onu çok, ben öğreneyim de çok yok ben evlilik çok güzel bir şey bir kere güzel, ben çocuklarıma da söylüyorum bunu ama ne kadar geç olursa o kadar iyi ne zaman mesela anne ne kadar baba geç olursa anne baba ne zaman anne baba olmak istiyorsanız evet. o zaman evlenin. Evet. O öyle olmalı. Anneliği zamansız mı yakaladın yoksa isteyerek mi oldu Elif Karlı? Yok isteyerek oldu. Oldu. Tabii 5 sene olmuştu artık. Şimdi arkadaş gibisiniz işte ne kadar güzel baktığınız zaman da şahane. Aynen. Bu arada şimdi bir çift gelecek ekrana. Bakayım doğru bir çift mi? Evet. Ben de bir çift geliyor zannettim. Şimdi bir çift gelecek ekrana Elif Karlı. Acaba evde bazen böyle serzenişlerin oluyor mudur Cengiz abiye ya da sesin daha çok yükseldiği oluyor mu? Evet. Öyle mi?
Kimden bahsediyor? Yani, benden mi, ondan mı? Sizin sesiniz daha mı çok çıkar? Hayır, yani? Onun sesi daha çok çıkar. Çünkü öyle sindireceğini zanneder. Siz ne yapıyorsunuz? Ben çok sabırlıyım. Ben şöyle bakarım, sadece bakarım. Ne oldu yani şimdi falan yap. Abi insan sinir olmaz mı ama? İnsan sinir olmaz sinir mı? Sinir oluyorum da. O anda onunla tartışırsak çok kırıcı olabiliriz. Olabilirim. Olabilirim. Evet. Olabilirim tabii evet, ki. Onu çünkü gördüm. Ben asla kavga taraftarı... Bak, bundan 10 sene önceki Elif Karlı ile şu anki Elif Karlı arasında şu an çok seviyorum, çok mutluyum. Ben kocamın peşinden çok gittim. Ben masalar devirdim. Ben kadınların kolunu cimcikladım. Cimcikledim mi denir o, böyle yaktım falan sigaranın ucuyla. O kadar. Hani böyle bir, bilmiyorum niyeydi. Halbuki güzel bir kadındım, genç kadındım, kocam hala, yakışıklı bir hala. Adamdı belki ama adam, hani hep beraber geziyorduk. Saçmalamışım yani, anladın mı? Yok, kimsin bazen ki kadın sen, kadının düşmanı olabiliyor işte ya, kadın, orada. Kadın kadının yani... zaten düşmanı. İşte ben orada. Erkeklerle her zaman çok daha iyi anlaşıyorum veya erkek gibi demeyeceğim ama... kendi başına, yani ben mesela o tırnağı kırılıp ağlayan kadınlardan olmadım, evet, hiç. Evet, anladım. Evet, o var yani, zaten size. Yani Allah gecinden versin. Benim kocam şu anda çok sağlıklı çok ama... Çok şükür atlattı, gitti, evet, bitti. Atlattık, çok şükür, bitti. Evet, atlattık, bitti. Artık yapmak istemiyorum ama Allah korusun, ona bir şey oldu takdirde ki ben bunu çok düşündüm. Çok evet. Düşünmek zorundaydım. Evet. Çünkü hep ölümle karşı karşıya kaldı benim eşim. Evet, her bir iki senede bir. Benim çocuklarım der ki babamın yani Allah korusun öyle bir şey, yani öleceğini düşün ama sen bize ölümsüz geliyorsun. Çünkü ben ailenin, şimdi o bağırıyor. Niye? Evet. O hastalandı, o şey yaptı, Cengiz şımardı. Cengiz'in üstüne çok gidildiği için hani aman Cengiz, aman suistimal şekerin. Suistimal etti biraz bunu, tamam. Onu bir o şey olarak algıladı. Ben de çocukluğumdan beri böyle düz duvara tırmanan, işte yıkan, zincirlenen, eve her gün kan içinde falan giden bir çocuktum. Futbol oynayan bir kızdım. O devam etti. Yani benim o naz niyazlı bir küçük hanımefendi dönemi 10 sene falan sürdü, sürmedi yani. Hani Cengiz beni çok şımartmıştır tabii, çok sever. O ayrı ama artık ama, reis aslında. Benim yok. Evin reisi... Maddi anlamda eğer bunu saymıyorsak... Yok maddi değil, manevi anlamda. Evet, reisi yani, aslında o kendi olduğunu yani yeri düşünüyor. Geliyor Cengiz abiyi de hizaya getiririm diyorsun kardeşim. O kadar naz niyaz yeter yani. Ama bunlar tatlılık da bu şeyler. Dostlukta da böyledir. Dostlukta da özür dilemeyi... Kardeşim bu kadar egolu, burnu büyük olacak halimiz yok tabii yani. Ki. Bizim de hatalarımız... Bizim kimiz acaba ya? Kaç kişiyim ben? Şey biz. Valla tek konuk dediler bana ama kimsiniz ben hiç ya? Öbürüyle hiç ilgilenmedim de. Çekildi. Hiç öbürüne bakamadık da. Ne oluyor ya? Bak evde mesela şöyle bir Elif ve Cengiz olabilir mi mesela evin içerisinde? Bak şöyle bir Elif Karlı düşün, gelsin. Basıyorum ya. Ya evini. Koş ağzıma ver. Ya dur bir dur. Kesinlikle. Hatta şu şimdi Cengiz'i orada düşünün. Evet, tamam. Tamam. Abo! Bir dakika, ben de onu da katarım. Aman yok ya. Yok, abi git demedim. İn diyorum. İn. Oğlum açsana. Tabii. Yok anam, yok, anlamıyor. Buna benzer bir şey vardı, dur. Ha, şey, gözü kapalı. elden tanıyacak. Gidiyor elini okşuyor kızların. Ben geçenlerde keşfette denk geldim buna. Ay dedim ki bu ben olsam herhalde. Ellerini böyle okşuyor. Tanır mı insan ya onu? Gözü kapalı. İşte gözü kapalı buna bakıyor. Gidiyor. Karısı da şimdi karısına geliyor. Karısı böyle şimdi hani
önceden tasarlanmış veya uyarlanmış bir şey olmadığı için. Tabii doğa. Şimdi kadın bakıyor böyle hani falan gidiyor bu diyor. Ay kadınca mı? Allah seni kahretsin diyor. Ah. Nasıl yaparsın bunu ya? Adam diyor ki ya gözüm kapalı. Gözüm kapalı. Ama ben işte o olurdum. Yani bu kadar elimi tuttun ya. Yani hiç dokuyu da mı bilmiyorsun ya? İnsan bir tırnağımı ya falan. Ya elden değil de. Nereden anlayacaksın? Saçtan falan den anlardın belki. Saç, el değil de başka eller. Şeyler yerler. Evet. Böyle bir video olunca ben dedim ki Elif Karlı Cengiz abi böyle bir düşünmekte fayda var. Ama orada Cengiz abi beni karıştırmıyor. Yapmaz ki zaten. Ben ona kaç kere dedim gel gidelim o zaman en popüler olduğu dönem. Gel. Hayatta gitmem dedi zaten. Yani Cengiz'i orada bir topukluyla düşürebiliyor musun? Mümkün mü? Öyle bir şey Türk tarihinde. Mümkün. Peki kızınca Elif Karlı'nın gönlü kolay alınır mı? Yok. Eyvah. Ne ister? Şöyle, kolay kolay kızmam. Tamam. Kolay kolay alınmam. Tamam. İşte dedim ya, çok güzel kadına yola. Tatlı yaşıyorum diye. Yani kendimle aşırı iyi anlaşıyorum. En çok kendimi seviyorum. Aynadaki Elif Karlı'yı çok çok seviyorum. Çünkü mesela son bir hafta 10 gündür herhalde yukarıda durumlar karışık gibi asabi bir durumum vardı. Sinirden böyle birilerine onun için ne yaptım? Elif Karlı bu hafta evden hiç çıkmadı. Hiç? Neden? Sadece misin? Bir Şile'de konserim vardı. Evet. Oraya gittim o kadar. Orada da o yeşillikte bütün enerjimi verdim. İşte bir boşluğa düştüm. Belimi çıtlattım. Gene 3 gün yatıyorum. Hiç problem değil. Allah beterinden saklasın. Kesinlikle öyle. Tevekkül etmeyi öğrendim. Evet. Ama gönülden teslimiyeti öğrendim. Doğru. Evet, eşim çok badireler atlattı. Sağlık problemleri. Bu da ona birazcık sinir yaptı ve o da onun huyu, yapacak bir şey yok. Oğlum özgür olmak istiyor. Git anneciğim, sokaklar senin. Nasıl olsa bıkacak. Doğru. Kızım hem çalışıyor hem okuyor. Ay çok zor, hayat hep böyle mi geçecek diyor. Evet anneciğim böyle geçecek. Peki senin ekranda diyor. Olmanı istiyorlar mı onlar, tabii, çocuklar? Tabii, yani tabii, ekranda tabii. Görünce mutlu oluyorlar tabii, mı yoksa? Tabii sahne, hayır çok. Benim evde oturmamdan asla hoşnut bir ailem yok. Çok güzel o zaman bu yok, ya. Hiç hoşnut değiller. Ben birçok kadınımız gibi, yani Türk kadınına aşığımdır ben birçoğuna. Özellikle bravo. Özellikle işte böyle... eşine, kocasına, babasına güvenmeden ayakta duran, hani ben yapabilirim diyen tabii, her kadın. Kesinlikle öyle. Dedim ya, çıt kırıldım olmadım, kaprisli bir kadın hiç olmadım ki en yakın dostlarım burada. Evet, beni burada çok iyi akşam. Tanıyorlar. Ben ay size gelince aklım gitti kız. Dur, unuttum ne diyeceğimi. Yalan da değildi vallahi. Çıt kırıldım değil diyecektim. Evet. Türk kadını diyecektim. Hayır. Bir şeyleri tek başıma yapabilmek çok, yani ahtapot gibiyimdir. Güzel. Diğer kadınlar gibi o geldi aklıma. Ahtapot. Her şeyi. Buradan bunu yaparken öbür tarafa koşabilirim ve bu beni asla yormaz. Eğer sevdiğim bir şey yapıyorsam. Zaten o yüzden hem müziği, plansız hem iki çocuğu, şey hem yapmam. Bir tane adamı, yani o evliliği 30 yıl yürütmek, yani bu sektör için kolay değil. Çünkü mesela, sabah 9 akşam 6 çalışan bir kadın değilsin. Bir evlilik yürütmek çok başka. İlerleyen yaşlarda yeni evlere sözüm. Çünkü oldukça deneyimliyim evlilik konusunda. Yani 29 yıl, 30 yıla doğru gidiyoruz. Aynı eş. Bir gün Okan Bayülgen dedi ki hala Cengiz'le evlisin dedi. Dedim ki hala öz kocam dedim hatta. Öz kocam. Çok yani güzel. Üniversite zamanı hayatıma girdi. 30'a çok... bir kutlama yapın ya. Bir nikah tazeleme yapın. Bir şey yapın o zaman 30'a. Vallahi nikah tazelemiyor. Yalvardım 25. yılında. Ne demekmiş o dedi. Yani nikah tazeleyelim, bir şey yapalım dedim. Niye düşüyor mu ki nikah dedi. Bence 30 yıl sonra. Aslında belli bir zaman sonra, geçenlerde kim dedi, evlilikte emekliye ayrılması gerekiyor diye. Ha, evet erkek... evet şey, ayrılan. Bunu, unuttuk evet. Bu kötü, bu kötü babda değil bence. Şöyle, eşlerin birbirinin değerini bilmesi açısından. Doğru. Kaybetmemeleri. Doğru. Daha saygı duymaları. En azından erken emeklilik. Yani... Erken değil, 30 yıl abi olur mu? Sen de ne yapacaksın? 10 yıl bir tane kadına gibi başka olmaz öyle şey. Mal ayrımı falan hep beraber aldığımız şey oluyor. Ama oturacaksın 30 yıl sonra. Dur bakalım. Mal mı yok? Bizim artık 30. yılımız doluyor. Bak geldi haber.
bize bir yerlerden, avukatlardan. Bizim bu sene aslında ayrılma senemiz. Ne yapıyoruz? Sen benden razı mısın? Ben senden razı mıyım? Öyle mi oluyormuş? Hayır, olmuyor işte. Olmalı mı acaba? Olmamalı. Olmamalı mı? Yok, bu transfer süresi uzatılsın biraz daha. 30'dan mı? Tabii, bir 40'a biz imzalayalım onu şimdiden. Gerçekten. Tabii. 40, tamam. Benim anam 43 yıllık evli babamla. Güzel, ne güzel. Aynı babamla. Benim annemle babam dayanamamış aynı anne babamla. Biz bizimkiler yıllar öncesinde şey olmuş işte, o zamanlar bu tabii kötü örnek ama o zamanlar cahillik işte. Bir 40 sene öncesinde kaçarak evlenmişler böyle. Ve o dönemde ama 40 sene önce de kaçarak evlenmeyene evden alıp işte kaçırıyorlar. Öyle bir şey olmuş. Çünkü olmaz, annemin abileri tabii varmış. Bizden sana sıra gelmez demişler falan. Babam da yani prenstir babam. Dünyanın en iyi babalarından biridir herhalde. Ya, Allah razı olsun. Çok bildin hocam. Yani öyle, anacığım da öyle tabii. Maşallah. Demiş ki yani buldum böyle tatlı adamı, gideyim. Kaçmışlar. Ondan sonra bunların istemesi olmamış. Nişan töreni olmamış. Kına gecesi saçma bir düğün, evlenmişler. Sonra biz. Dedim ki ben de 41. yılda. Kardeşleri topladım. Abim, ablam, kız kardeşim. Millet dedim, isteme töreni yapıyoruz. Kendi aramızda pastamızı yapıyoruz. Ben düğün davetiyelerini yaptırdım. Harika pastamızı yaptırdık. Odayı böyle bir organizasyonla böyle bir süsledik. Salonumuzu. Şahane bir nişan havası. Annemize gittik, beyaz kıyafetler aldık. Babaya takım alındı falan. Bunlar ne oldu? 20 Haziran annemin doğum günü ve... Gecelikler alındı mı? Onu ne yaptılar bak bilmiyorum. Onu babam, yapan onu da yapar. Babam anneme dokunsun. Buradan bak ne yapıyorum. Ağzını burnunu kırarım. Benim oğlana diyor. Çekilin biraz, ara verin diyor. Ya şöyle. O gece onlar öyle bir şey yaptık işte. Sonra abim yüzüklerini taktı. Kestiler, istemeler, mislemeler. Münir Özkul'la vardı ya. Evet, şey, biz Naşit'in onu yaptık. Yaptık yani. Ve şahane bir anı kaldı ben bize. Ben de bu sene bir şey düşünüyorum. 45. yıllarında anneme gelinlik giydireceğim şimdi. 2 sene sonra. Hayırlısıyla. Şahane. Evet. Peki gelinliği duruyor mu acaba? Hayır, durmuyor. Durmuyor. Ben 45. yılda giremeyiz zaten. Sözünü verdim. Böyle minik bir, butik bir düğün organizasyonu yapacağız onların inşallah hayırlısıyla. Tamam. Böyle güzel de güzel güzel ben şeyler. Ben de istiyorum 30. yılda bir şey de. Cengiz abi! Efendim de. Artık bir şeyler oldu yani. Buradan sözü aldık. Şimdi buranın, şey, bizim oranın adetleri, meşhurdu, cinayetleri dedik ya. Aklına ilk gelen Türk adeti nedir mesela? Çok saçma gördüğün. Çok saç, bir dakika. Evet söyleyeyim, kahvenin içine abuk subuk iğrenç şeyler koyuyorlar. İsteme töreninde değil mi? Evet, çok bu yoktu ki. Bu tuz vardı abi. Şimdi içine siyanür koyuyorlar abi, böyle bir şey var evet, mı? Evet, evet, evet. Benim oğluma var ya bak orada. Çamaşır suyu falan koy. Vallahi yapıştırırım ha, benim çocuğumun alerjisi vardır falan. Alo, şş, bilemeyiz. Alo. Şşt, kız bana, neredesin? Var mı aday? Bilmiyorum, var mısınız? Tamam, Elif Karlı varlar bu. Alo. Hayır yani o ne saçma öyle o çocuk. O kaç kalkar mı Elif Karlı? Bak kalktı. Allah. Yok ya, ben tatlı bir kayınvalide olacağım. Şu anda zaten hani kızımın arkadaşıyla çok iyi anlaşıyorum. Şahane. Peki bak işte mesela Türk adetlerinde şöyle bir şeyler varmış. Nazar değmesin diye boncuk takmak. İnanır mısın? Aslında boncuğu çok seviyorum ama nazar nerede değmesin. Nerede bununla bağlı diye. Burnumun içine sokarım. Daha etkili oluyor. Hayır, şöyle o aslında gene de nazar değmesini engellemiyor. Engellediğini düşünmüyorum. Onu ben boncuğu çok sevdiğim için takıyorum. Hmm, güzel. Boncuğu takıyorum yani. Mesela şunun gibi hani, ama ben duanın daha çok etkili gözü yani ittiğine inanıyorum. Kurşun döktürmek? Döktüreceğim de bulamıyorum. Cengiz abi, ya döktüreceğim ya sıktıracağım. Yani bir şey yapmam. Bu ara böyle bir üstümdeler çünkü. İşte kurşun bulamıyoruz arkadaşlar. Zaten Elif Karlı'nın eline kurşun geçmesin. Hayır, sonra cinayetten bir Allah korusun. Hayır, şöyle anlatayım. Geçenlerde 3 gün önce bunun konusu oldu. 100.000 TL'ye kurşun döküyorlarmış. 100.000 TL'ye. Ben bunu duydum. Dedim ki ben sıktırayım daha iyi, kurtulayım ben, gideyim. Kafama sıkar giderim yani. Ya hayır, hiç bu... dert gider yani. Bitti, kurtuldun, anladın mı? O 100.000'i verdim mi zaten, ne dert kalır ne tasa. Kız sen değil misin ya? Diyorlar ki kulak arkasına kara sürmek. Ha? Kulak arkasına kara bir şey sürülürmüş. Aa, öyle mi? Tabii Türk adetlerinde. Vardı öyle bir şey. Kömür karesi. İşte bir şey karesi sürerlermiş buraya ve şey olmazmış. Bende de koca karı var. Demiş. Ondan tuvaletten yüz yıkamak nazara iyi gelirmiş. Tuvalet bak. Ne? Nasıl tuvalet? Bayağı tuvaletten, tuvaletteki sudan yüz yıkamak. Bunlar nazara iyi gelmiş. Bak internette yazan bilgiler var. Arkadaşlar tuvaletteki suyu gidip içmeyin Allah aşkına. Oturma organı kaşımak. Nazara iyi gelirmiş. Aa, ona inanırım valla. Evet. Aa, yok bak. Evet, tut işimizi kaşımak iyi gelirmiş. Bir de şey. Kulak çekip. Dil ısırmak. Evet. Kulak çekip tahtaya vurmak iyi gelirmiş. Tahta değilmiş o. Neymiş o? Kurşun geçirmeyen bir şey olması gerekiyor. Nereden bulayım? Zırh.
mesela. Ne diş kuşun geçmiyor mu? Yani iman tahtası geçiriyor. Bak bak İlhan. Geçirmiyor mu? İman. Gidenin arkasından şey, küçük su dökmek diyecektim. Dur. Oğlum. Ya ben gideyim ya. Yok yok. Ben hocam, gideyim ya. Gitmeden küçük gitmeden. Su tuvalet falan ne oluyor diye. Ya? Gidenin arkasından su dökmek inancı varmış bizde adet. Var mısın? İşte onu biliyoruz da işim. Küçük suyu ben döktüm az önce. Öyle onu oldu. Ben yapıyorum. Hem de böyle hortumu bir açıyorum. Böyle Cengiz abiye mi? Hemen git gel. Su gibi herkese git gel. Herkese yapıyorum o şeyi. Herkese yaparım. Var. O ritüel var. Tamam. Yaparım, evet. Peki bir yere sağ ayakla girmek. Yine geleneksel Türk adetlerinden solla biriymiş. Solla giriyorum. Sol mu? Tersine. Feng Shui'ye göre solmuş galiba. Sol yap. Niye? Sol. Ya eskiden yapıyordum. Şu an bilmiyorum. Öyle güncellendi mi o? Sağ sola mı döndü? Ona yeni güncelleme geldi. Sola döndü. Sağ artık. Sol fark etmiyor. Mesela sol önce ayakla. Sol ayağımı şey yapıyorum. Bağcıklıyorum. Feng Shui. Feng Shui. Sol kolumu giyiyorum. Sol bacağımı. Allah ya da belki Allah. Biraz solağım ondandır. Ben de sola. Aa solak mısınız? Sağla yazarım. Sol sağla hepsini yaparım. Ben de solla yazarım. Sağla konuşurum. Benim mikrofonum. Telefon var mı? O mikrofonum benim. İşte bu kadar. Çıkart kolyeni. Benim de mikrofonum. Nerelere gitmiş? Çıkart kolyeni. Zaten daha ne kadar soyunabilirim Elif abla Allah aşkına artık. Şu kadar kalayım. Anam izliyor. Bunlarla kalayım. Peki diyorlar ki sözde nişanda ve düğünde geline kırmızı kurdele takmak. Ha. Uğur getirirmiş. Yok işte o bekaretin simgesi falan derler. Gelinlikte bekaretin simgesi. Neyin dedi sen dur simgesi. Anlamadım. Dinlemedin mi ben seni yoksa? Bak nişanda, nişanda kurdele ve düğünde geline kırmızı kurdele bekaret simgesi ama ne kadar çirkin bir şey. Böyle bir şey de artık bu çağda kalmasın mümkünse. Önceden ama bu aslında, de olmaması lazımdı. Bu cahillerin getirdiği bir şeymiş. Aslında kırmızı tarihte hep uğur getiren renk olduğu için. Aslında kırmızı nazarı çok çeken bir renktir. İşte o he. Öyle mi? Aslında. Tabii. Yani ben öyle biliyorum. Kırmızı nazarı çok çeken bir renktir. Hatta Linet mi demiş? Bir daha kırmızı giymeyeceğim. Ne zaman evet. Kırmızıyı kaldı. Kırmızıyı kaldı. Tamam. Evet. Arka fon çok güzel. Teşekkür ederim. Sizin fonunuz daha güzel efendim. Ve bir de şimdi bir de arkadaşlar saat kaç? Heh, devam. Az sonra bir şarkı alacağız. Efil efil bir şarkı gelecek az sonra Elif Hanım'dan. Ama bir de dünya adetleri var Elif Karlı. Mesela bunları duyduğunu bilmiyorum. Moritanya'ya gittin mi hiç? Hangimiz gitmedik ki değil mi? Hep gittiniz. Moritanya'ya ya. Olur da giderseniz orada obezite bir gelenekmiş. Ve evlenecek olan kız en az 60, en fazla da 100 kilo olmak zorundaymış. Eğer 100 kilodan fazlaysa 100'e düşecek. 58 kilo falansa da 60 kilo olmak zorundaymış. Eğer yemek yemezlerse de ağır kırbaç cezaları falan varmış. Ülkede diyetisyen yok. Evet yok çünkü herkes yemek zorunda. Ben de bugün bir şey okudum ya. Hay Allah hangi ülkede olduğunu unuttum ama. Ne olmuş orada? Erkekler ne kadar göbeği büyükse evet. O kadar yakışıklı he. Ve bir şey oluyormuş işte. Ama çünkü göbeği büyük olanın iyi okumamışım demek. Bahtı büyük olurmuş. Göbeği büyük olanın. Tabii göbeği büyük olanın bahtı güzel olmuş. Babaannem söylerdi. Güney Afrika'ya gitti mi hiç Elif Karlı? Hayır ben uzaklara çok uçamadım. Güney Afrika'da bu benim ilgimi çekti. Oğuzhan. Bunu bir düşünelim. Bir tatil şirketinde çalışan tanıdıklarım var. Hı. Diyor ki bir erkek ne kadar çok eş alabilirse o kadar makbulmüş Güney Afrika'da. Hı. Ne kadar alırsan o kadar makbul. Kadın erkek? Erkekte. Ürküktü. Öyle kadın. Öyle kadında. O neyse buraya geçelim. Evet. Olmaz. Olmaz almayın. Bir tane neyimize yetmiyor. Neresi bir herkes... tanesi? Güney Afrika'da mı? Güney Afrika. Zaten her şey oradan çıkıyor. Ya Çinli nereden ya Güney Afrika'da. Ya oradan çıkıyor. New Orleans'te nerede? Onu ben okuyamıyorum. Ne? New Orleans'te. Orası uzak bir yer çünkü. Orada evlenen çiftler ayıptır söylemesi. Gerdeğe. Çocuklar uyuyun. Gerdeğe bayağı salonda düğünün sonunda herkes şahit olsun diye konukların içinde giriyorlar. Konukların içinde herkes şahit olsun diye orada gerdek yapıyorlarmış. New Orleans'te. Kolombiya'da da daha ilginç bir adet var. Ay bir an şurayı düğün bir düğün alanı. Ay bundan sonra bütün düğünlere gittiğimde bir okey. Zaten her düğünün sonunda şey diyor. Sahnedeyken ben. Onu bırakın Kolombiya'da da düğünün sonunda gerdiğin gerçekten olup olmadığını onaylamak için gelinin annesi gerdek odasında yatağın kenarında eşlik edermiş.
Ay bizde de biliyorsun kapıda bekleme kapıda vardı. Bekleme eskidendi vardı. Bunlar böyle. Ama bu baya yatak ucunda o böyle. O çok hani, kötü bir şey ya. İnsanın böyle gözünde o canlanıyor yani. Kenarına gözümle inanacağım böyle gözümle göreyim. Hayır o gece değil. Gözümle görmeden inanmam diye. Öyle oluyor. Hindistan'da da misafirliğe gelen kişi yemeği yedikten sonra ayıptır söylemesi geğirmezse o yemeği beğenmediğini ve hizmeti çok sevmediği belli edermiş. O saygısızlıkmış. Yani Hindistan'a gidince bol bol geğirin. Gazınızı çıkarın. Bol bol gelin. Yoksa saygısız. Elleriyle. Elle yenecek. Nerede ne var yapamadığımız burada? Orada her şeyi yapalım. Yani hiç öyle gelelim. Hiç ben. Gelinler düğünden önce gelinlerin üzeri düğünden önce çamur, yumurta, çimen lekesi, vişne lekesi gibi çıkmayan lekelerle buradan şey çıkıyormuş. Şimdi deterjan markası evet, reklama girmişiz. Şeylerle buluyorlarmış gelinliği. Çamur, çimen, vişne falan. Ondan sonra tüm şehri gezdiriyorlarmış bu şekilde. Düğünde de bu şekilde pis kalıyormuş. Ve ondan sonra sülalenin en büyükleri gelini ayaklarını tek tek öpüp ondan sonra ondan özür niyetinde ayaklarını yıkıyorlarmış. Ne mana? Ya bu nasıl bir şey? İşte, hoş bizde de hamamda önce işte bu da bakarlar. Oraların adetleri. Elif karlı. Ama kötü. Kötü olmaz mı canım yani? Niye ben gelini kirletip ayağını öpeyim? Bizdekiler de kötü. Mesela geçenlerde Aleyna mı dedi? İstemeyi hiç hoş bulmuyorum diye. Evet. Evet. Olmamalı mı? Olmasın. Neden? Ya biz evlenmeye karar verdik. Yeşim aranızda konuşmayın ama bak Oğuzhan, Çiğdem, Nazan lütfen. Bakın geldiniz buraya hep aranızda konuşuyorsunuz. Ülkeyi anlayamazsın çünkü söyleyemiyor o ülke isimlerini. Ülke isimlerini ben anlamıyorum. Memlük Türkiye, Suriye o kadar. Güney Afrika, Hindistan. Bir tane ülke geçti orası. Ya o minimum. Elif abla ne kadar önemli bir şey söyledi. Orayı Yeşim dinlesin istiyorum ama. Hiç hep aranızda konuşuyorsunuz. Hayır, aileler tanışmalı. İsteme ama olmasın. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle evet. Biz kızımız, bilmem neyi, evet. Oğlumuza istiyoruz. Evet. Ne istiyorsunuz? Kızı. Ama neden istiyorsunuz? Eli ağzım. Manyak mısın sen? Neyin eli ağzım? Evleneceğiz ya. Git evlen kardeşim. Babası vermezse ne yapacağız? Ya tanışmak başka bir şey. O cümleleri sarf etmeyeceğim. Ben de... Bak yönetmen bizim feministse hemen mal mıyız lan mıyız? Ya hocam bir şey demedim tamam. Aktivist bizimki. Ne oluyor? Ya ama bak şimdi ben saygı açısından bakıyorum şimdi. Babadan ben Allah babacığım Allah. Ben kızını seviyorum. Yani hani iznin varsa kızına da evlenmek istiyorum diyorum burada. Kötü bir şey mi bu? Bak bu başka evlenmek. Allah'ın emri peygamberin kavliyle biz sizin kızınızı oğlumuza istiyoruz. İstiyoruz. Ama bizde istemek diye bir şey yok. Zaten öncesinde şu vardır. O beni hayatına kabul ettiği için ben zaten onun hayatındayımdır. Yani o beni seçti. Senin istemen yakın galiba. Benim mi? Parayı bulursam Elif abla be. Parayı bulursam ben isterim. Vallahi bulmuş bunun parayla gibi. İlgisi yok ki. Var abla nasıl geçin diyeceğim ekmek olmuş 4 lira. Bak masa başı işi yetmiyor burada bulduk ama. Ya sen bir biraz bahane yapıyorsun gibi geliyor bu işte. Elif abla oralara girmiyor. Özel hayatımla konuşmuyorum. Bir tek ben soruyorum soruları burada. Elif karlı. Gebertirim. O zaman bir epil yapalım mı şuraları? Arkadaşlar şu an itibariyle ekran karşısında olan tüm böyle aşıklara yollayalım. Aşkını düşünenlere gelsin, yollayalım. Aynen. Karadeniz'e gelsin. Şahane bir türkü değil mi Elif abla bu? Evet. Murat Sağır'ın bestesi. Hı-hı. Söz müzik. Ama Serkan türkü Kaya, kıvamında bir şey. Serkan Kaya hediye etti bunu bana. Arada bir midası da var. O da böyle söylüyor. Evet. Ondan sonra hediye bir şarkı oldu bana. Bir şey söyleyeyim mi? Bir kadının sesi her şeye bu kadar yakışamaz. Gerçekten. Gerçekten maşallah. Dinleyelim. Hadi Elif Karlı dinleyelim. Yoktur. Gönlü hazan yeridir, efkarı çok.
Daha yüksek alkış gelsin oradan. Ay. Ya müthiş. Son zamanlarda yapılan, yani son yıllar, 2018 değil mi? Evet. Ya son yıllarda yapılan en iyi şarkılardan bir tanesi. Evet, işte yapıyoruz. Yani biz yapıyoruz da. Değerini bilen biliyor. Evet, değerini bilen aynen. biliyor. Elif Karlı'nın her zaman bir kitlesi var. Z kuşağıyla aran nasıl Elif Karlı? Güzel. Güzel. Yani, anlayabiliyor musun? Kendini anlatabiliyor musun? Kendimi anlatmaya çalışmıyorum. Onları daha fazla yorup daha yani çünkü çok yorgun bir nesil geliyor. Evet, felaket. Çok yorgunlar. Maalesef. Benim kızım oradan bir sıyırdı Allah'tan. Çok 96'lı. Oğlum da ucundan kıyısından ama tabii yeğenim falan var. Onlara Allah gerçekten yollarını açık etsin. Çok zorlu bir dünya bekliyor. Bekliyorum. Ama düzelecek her şey. Şimdi o kadar hızlı gideceğiz ki Elif Karlı. Artık durmak yok, yola devam. Çünkü çok kısa bir vaktimiz kaldı. Şimdi bu şarkıyla ilgili ve genel olarak da aslında yorumlar var. Gelen yorumlar var sosyal medyadan. Onlara şimdi biraz bir göz atacağım. Bu şarkı için diyorlar ki tekrar tekrar bıkmadan evde, arabada sürekli bu çalıyor. Nasıl güzel bir parça, nasıl ses, nasıl muhteşem bir yorumdur bu. Kulağımıza sağlık veriyorsun Elif Karlı, teşekkür ediyoruz demişler. Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel bir şarkı olmuş. Dinleyin işte diye birisi arada bir atarlanmış. O ne yaptığını ben de bilmiyorum. Çok güzel bir şarkı olmuş. Dinleyin işte. Bayılıyorum ya. Yemek yapın programı oradan. Sunarken çocuğu yengeç burcu olmasın diye erken doğurmamış mıydı bu kadın? Yazmış bu bir kadın. Tanesi. Bu o da ya bir atarlı. Evet, ben onu nasıl yaptım ya? Vallahi kız yemek programı değil ya. Ne alakası var? Dur, yemek programı sunarken çocuğu yengeç burcu olmasın diye erken doğurmamış mıydı bu kadın? Ha. Diyor. Şaşırmıştır o. İşte yemek programıyla bir alakası yok ama evet yengeç benim annem. Tamam. Ne bileyim ben niye öyle bir şey yapmışım? Ne manyaklık. İşte, çocukluk işte. Çocukluk ya. İşte gençlik heyecanı. Abla hayır, çocuk gene duygusal. Abla ne yaptın? İçimizi parçaladın burada be ya. Ya be ya. Demiş ki kadın hala çok güzel oğlum. Onu diyorum. Sonra da ki ilk klibindeki erkeksi tavırları çok sempatik değil miydi Elif Karlı'nın ya, diyorlar. Ya çok tatlı. O evet. Mavi bluzu aynen, olan kısım aynen. biraz böyle. Aynen. Çok toydum orada ya. Biraz kadırgalı durumları mı var bu kadında? Demişler tekrardan. Sonra sosyal medyadan gelen sorularla çok hızlı ilerliyorum. Hollanda konseri ya da yurt dışı konseri düşünüyor mu? Tabii ki düşünüyoruz. Yani inşallah gündeme gelir ama şimdi sezon orada bitiyor yavaştan. Tabii. Eylül'den sonra inşallah. İnşallah. Güzel. Sosyal medyadan zaten Elif Karlı'yı takip ettiğiniz anda tüm duyurularını bulabilirsiniz. Evet, her şey Songül Karlı'nın neyi oluyor ve kuaförü hala Cihangir'de mi demiş? Cem Saraç Adana'dan. Cihangir'e hiç gitmedim. Çok az gitmişliğim vardır. Çok. Bir. Artık. İkincisi Songül sadece arkadaşım. Yani soyadı benzerliğimiz var. O tokatlı benim eşim Gaziantep'li. Zaten Elif Karlı'nın soyadı eşinden geliyor zaten. Ha, benim yani, evet hani eşimden geliyor ama bunu bir itibaren. Eşime sormak lazım. Televizyon programı düşünürse nasıl bir format düşünür?
Düşünüyorum. Çok güzel soru. Evet, düşünüyorum. Tabii ki yemek ağırlıklı, böyle güzel, hareketli, gündüz kuşağı. Şahane olur ya. Ya televizyonu eski haline getirin arkadaş. Ya da böyle gece dertleşeceksin abi ya. Açacaklar eski usul telefonları. Abla benim bu problemim var. Sevgilim gitti bana. Ya bırak gitsin sen, manyak mısın falan diyeceğim ben. Elif Karlı bir şey söyleyeyim. Oh ne güzel olmuş diye. Ya da boşanma programı yapsınlar, ben boşatayım yani. Ben sana... Aldatanı ne affedeceksin abi sen? Ben sana bir format söyleyeyim, onu yap sonra. Söyleme buradan. Burada değil. Ha. Ben sana bir format söyleyeyim Elif Karlı. Beraber onu yapalım. Yaparız madem tabii ya. Alasını yaparız. Ha. Benim bak yönetmenim de burada bana... Evleneceksin, o kadar para kazandıralım 35 sana. 35 bölüm oldu bugün. 35. Evet, konumuzun çok şükür. O yüzden ya. Bu programda çok şey öğrendim. Yönetmenim de öyle çok şey öğretti bana. Çok İstikrarı şey, seviyorsun ve bu unutma. Çok şükür. Sen, senin o evlilik hayat falan da istikrarlı olacak. Olacak tabii. Ben olsun diye zaten uğraşıyorum. Zaten yani. O güzel, güzel olsun her şey. Mesaj. Ben aldım alacağımı yani... Ne yaşadık, aldın lan? Yok yok, yaşadık, gördük, tattık. Ben kararımı ne verdim. Ne aldın diye? Buzdolabı aldım, kumaşı makarası aldım, yatak odası aldım. Onları şu an kız kardeşime alıyorum. Bu yaz onu bir evlendireyim. Hadi bakalım. Ondan güzel sonra, şimdi onu sponsoruyum. Sonra da bize bir sponsor çıkarsa artık. Çıkar, çıkar. Güzel yaparız. Ebru Gündeş ve Sibel Can'ın seslerini beğeniyor mu arkadaşlar mı? Bayılıyorum. Ebru ile arkadaşlığım. Yani şu anda belki görüşmesek de küs değiliz. Aşırı severim ikisini de. Filiz Hanım da demiş ki sadece kendisini çok sevdiğimi söylerseniz çok sevinirim diyor. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi çok, Elif Karlı şarkılarının isimlerinden ortaya böyle bir şey çıktı. Bakın Elif Karlı'nın bugüne kadar yapmış olduğu şarkıların isimlerinden şöyle bir şey çıktı. Kandıramazsın, adam gibi dinle, benimle kal. Aşkın cesareti var, sev yeter. Hak biliyor, gelmezsin ölene kadar sahte duygular. Son sözüm. Delikanlı gibi ölürüm de dönmem sana gül yabani. Oha. Padişahım sen misin efendi? Yürü ya kulum, yanına bırakmam. Ya herro ya merro, son sözüm esmerim, vururum seni ben. Şaka yapıyorsun. Aa çok şaşırdım ve etkilendim. Burada Elif Karlı. Onu bana yolla. Onu çekmem lazım. Aa bravo. Vallahi. Ya böyle işte. Bu da anlamlı geldi. Bu da efendim böyle bir şey. Biz de bunu yapıyoruz yani. Güzel diyelim. Olmuş. Efendim böyle böyle şeyler işte bizde. Orada şimdi, çok özel bir şarkı vardı. Sahte duygular. Ve Elif Karlı söylemeye sevdiğin şarkı nedir? Böyle arabesk. Arabesk değil. Ya bak zaten Elif Karlı'nın bir arabesk albümü var. Bir kere Elif Karlı Türkiye'de en güzel arabesk okuyan kadınlardan bir tanesidir. Bu bir. Bergen filmi izledik mi? İzlemediniz. Bak. Bu albümde neden yok Elif Karlı? En çok ben izliyordum. Ben en çok ben istiyordum. Evet. Fakat ruh durumum, yani ağlamak istemiyordum ben bu ara. Tamam. Bu aylarda. Tamam. Ağlamak istemedim. Gitmedim. O albümde mutlaka olmam gerekiyordu. Tamam. Gerçekten olmam gerekiyordu diye düşünüyorum. Ama olsun. En azı 2012'de bir Bergen şarkısı söyledim. Ölsem de gam yemem. Tabii. Sahnede de söylüyorum. Hem de yani... Nazan'a da WhatsApp'tan ya yazmıştım. Öttüre öttüre arkadaş derler ya kaba tabirle, ayıptır söylemesi lütfen. Teşekkür ederim. Bunu bir nezaket olarak algılayınız. Yani efendim hocam. 15. Allah Allah. Nerede geldiği gol oldu. Yönetmenime bir şey yazdım da. Aramızda bir şey oldu. Şahane. Biz kalkalım istedim. Yok hocam aşk olsun. Olur mu öyle şey? Ay bir şey diyeceğim ama. Şimdi bak o dönem hiç kimse bir popa dadanmışlar. Doğru. Pop. Ben oldum olası hep arabesk okudum sahnemde. Doğru. Yıllardır. Bir de 15 dakikada şöyle bir halk müziğim de vardır benim. İşte hep sen mi ağladın, hep sen mi yandın. Hiç bilmiyorum onu nasıl. İşte böyle bir şey. Ha, evet. X-ray giriyor ya ondan. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme. Gülen dünyada. Bunlara falan söylüyoruz hep beraber. Tamam. Şimdi tabii bir moda. Herkes artık sahnesinde arabesk okuyor. Peki Allah aşkına bu albümde Elif abla söyle mesela, bana. Mesela sözünü kestim. Sahnede birden bir potporilerim çoktur benim. Böyle geçişler yaparım. Mesela diyorlar ki sen delisin. Hiç bu kadar sevilir mi? Kamuran Akkor'un. Bir ateşe attın beni. Alev alev yaktın beni,
Değersiz mi benim aşkım diye gidiyor şarkı. Vallahi. Bir de Yastayım'ı çok severim. Hangisi? Yastayım. Yastayım. Ferhat Göçer. Evet. Çok güzel. Ercan Saçı diyorum ben ona ama Ferhat Göçer'den çok dinlemiştim. Hatta bu hafta Şile'de çok güzel çekmişler. Şarkının kısa bir bölümünü koydum. Tamam. Ay Özel'den ağlayanlar, aksıranlar falan, hatta Çiğdoş da şarkımızdır o. Farklı bir duygu mu kattın şarkıya yani? Babamdan yani, şimdi acım olduğu için işte dönüşü olmayan bir yola yolladığım için evet, canımı onu ben öyle okuyorum. Evet, o duyguyla okuyorsun. Yani tam bir ayrılık olduğu için dönüşü yok ve yastayım, hani yastayım derken bile hani kalbim bu acıyı saklıyor yıllar sonra falan. Orada böyle hiç kimse yok abi, anladın mı? Ben varım, babam var. Öyle görüyorum. O yüzden de o şarkıyı farklı okuyorum. Tamamını yolladılar bu arada videonun. Tamamını yayınlayacağım. Wow, İlk defa güzel. Şarkının tamamı. İnşallah bakalım, bir de bir akustik bir şeyler de yaparsam. Şahane olmaz mı? Çok şahane bekleniyor olur. Benden akustik bir... İşte şey, sağ olsun Oğuzhan var. Benim kardeşim sponsor olacakmış. YouTube kanalı 15 şarkı. Bir şey değil be. Aman değil. Benim itim olsun. Bitti canım. Oh, bu gece imzayı da attırır. Çok güzel. Bir şey yapar. Şey, şarkı anonslarını da ben yaparım. Olmaz mı? Aynen öyle. Para ne anladım? Zaten şey ya, ben de telifler melifler diyorlardı. Meğer belli bir şey aşıncaymış o telifler. Aynen öyle. Şimdi bir video gelecek. İki tamam. Videoyu arda arda yükleyeceğiz. Hocam, şimdi sıra bir tane adam var. Bir abimiz var bizim. Böyle bir şahane bir abi. O abiye nasıl bir eş gerekiyor? Bir izleyelim. Bakalım, gelelim. Yani ne dedim bilmiyorum. Hayır, çünkü eşim yok, bekarım. İşte benim, işte nüfus dairesi. Ben bekarım abi. Yani açık ve net. Bende gizli saklı yok. Vallahi bilmiyorum. Yürek ister. Benim karşıma çıkacak böyle ki haşim, dinamit, sert, yakışıklı, böyle ki can gönülden beni sevecek, beni tapacak. Yani ben ummuyorum ya. Aşkın yaşı başı yoktur. Yani küçük mü, büyük mü, yaşlı mı, başlı mı fark etmez. Ben çok derin bir insanım ya. Çok. Haddinden fazla. Ben bu Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşadıkça benim eşim yok, benzerim yok, olamaz da. Benim gibi olacak bir insan böyle ki yürekli, haşim, dinamit, sert olacak. Tam dört dörtlük olacak. Cesur olacak. Türkiye'de, abi Türkiye'de tek olduğunu söylüyor. Ve diyor ki haşim, sert, dört dörtlük bir kadın arıyorum diyor. Yakışıklı da var. Tabii yakışıklı aynı zamanda zaten, ben ekrana bakamadım. Hayır, yakışıklı arıyorum diyor. Yani güzel, mert, delikanlı, yakışıklı diyor. Yani güzel anlamında diyor herhalde. Şey, tercihler mi şey oldu? Yanlış. Ya niye, ama benim mesela kayınvalidem bazen kızıma çok yakışıklı kızım der mesela. Valla. Ama yakışıklısın Elif abla, sen de al. Ya çok şükür. Hani kestim geldi. Sakalı kesmesen bak şey olur ama böyle bir tane. Bazen. Efendim, yakışıklı konuğumuz Elif Kalli ile devam ediyoruz gece. Burada şimdi bu yakışıklı abimize de tam istediği gibi cesur, mert, kadın mı geliyor, delikanlı şimdi bir kadın bulduk. Ay. Gönder gelsin hocam. Maço erkek. Benim tercihim maço değil. Nasıl isterdiniz? Böyle kılıbık olsun, ev işi yapsın. Çamaşır, bulaşık, en son çocuk yapsın, olur. Çocuk da istiyor. He? Tabii yapsın. Niye her şeyi kadınlara yüklüyorlar ki? Kendiler büyütüyor, kadınlar çalışıyor. Var mı böyle bir kanun? Hangi kitapta yazı? Yapabilir. Amerika'da yapmışlar. Sezeryan. Bence Türk erkekleri de yapabilir. Erkekler çocuk yapabilir ya, her şeyi yaparlar. Sonu da yapabilirler. Güveniyorum Türk erkeğine, yapar. Ya güveniyorum Türk erkeğine diyor bir de. Nasıl? Asla anlaşamazlar ki onlar. Neden? Yok. İkisi dominant. Yönetmenimin kafası bu. Şimdi benim yönetmenim. Anlaşamazlar yönetmenim. Aktivist ve kadınların böyle tam arkasıdır her türlü kadının. Tamam. Bu videoyu izlerken dört köşe olmuştur yukarıda keyiften. Yani o yok, kadar kadın, eminim. Hani erkek okay, doğursun, ikisi baksın. İkisi kendi şeyinde süperdi. Ama evet. Bakma adamın öyle dediğine sen. Adam yalnız kalmış. Hmm. Tabii. Yaz, bir de o ne aradığını da tam bilmiyor tabii. Tam onu da o bulamamış. Elif
Keyif Kardeş'e çok hızlı sorularım var. Sevgili izleyenler, Gong canlı canlı Milyon TV'de devam ederken gece yarısını geçmeden saatler Elif Karlı'yı daha yakından tanıyabilmemiz için bu yoksa kabağa dönüyorum. Aşk olsun. 12'den sonra. Yani 12'ye az kala yakışıklı oldu. Çıkıyormuş. 12'den sonra kurt adam. Elif Karlı, en iyi yaptığın yemek. Hünkar beğendi. En sevdiğin yemek. Balık ürünleri. Eşinizle ikinizin şarkısını duymak istiyoruz. İkimizin çok bir şarkısı yok. Hiç mi yok? Sadece ki dostum, kadar olsa. Birlikte dostum dostumu söyleriz o kadar. Bin cefalar etsen aman üstüme oy. Güzel söyler, namussuz. Evet, Cengiz abiyi bağlayalım, Elif Hanım söylemiyor. Dostum dostum, dostum dostum dostum. Dostum gelsene canım. Şahane. Kendinle ilgili değişme şansın olsaydı neyi değiştirirdin? Neyimi değiştirirdim? İnatçılığımı değiştirirdim belki. En sevdiğin film? Titanic. En büyük korkun? Sevdiğimin ölmesi, sevdiklerimi kaybetmek. Allah vermesin inşallah. Kendinde en sevdiğin şey nedir? Ruhumu seviyorum ya. O yüzden yaşlanmıyor bu kadın. Evet. O yüzden sadece yaşamıyor ama yaşlanmıyor. İyi ki benim ruhum olmuş o. Ruhum, canım ruhum benim. Canım kendi. Ruhsarım. Oh. Canım. Oh, ne tatlısın sen ya. Oy. Sarı saçın inşallah hepimize uğur getirsin. Elif Karlı. Gerçekten. Senin rengin nedir Elif Karlı? Ay, benim rengim... çok güzel. Turuncu. Allah Allah. Neden turuncu? Enerjisini çok seviyorum. Şahane. Muhteşem bir. Yani illa ev... Burada ev, hiç yokmuş. Evet yok ya. Bir şeye hayır, mesela yazlık evimde bir turunculuk vardır. Kışlık evimde bir turuncu chesterım vardır. Koltuk son vardır. Sonbaharlıkta falan oluyor mu öyle? Belki de şey turuncu kiremit yani. Evet. Ben sonbaharda doğduğum için olabilir. Ha, olabilir. Bizim mesela yazlık yok. Şeye bakalım. en sevdiğin dizi çifti nedir? Kimdir? Nedir? Olur mu? Kimdir? Ama en sevdiğiniz dizi çifti kimdir? Şu anda mı? Yeni mi mesela? Gelmiş geçmiş hiç. Gelmişin geçmişin. Gelmişten geçmişten. Gelmişten Yeşilçam'dan da olabilir mesela ya. Ay yok, aman istemem orayı. Çok eski o. Ben sevmem çok, eski. Çok eskileri. Hmm. Yani eskiye bağımlı çok değilimdir. Şey ya, son zamanlardaysa kim diyecektim. Evet, son zamanlarda diyor yargı, burada da. Yargı o zaman. Yargıdaki çiftler. Evet. Kaan Urgancıoğlu'yla kızı ay, da. Ay bir de Hayri ya. Tamam. Hayri mi? Afara mı? Yok be. Hayri kimdi? Ha, Afara'nın Hayri'si. Yani, o değil mi yani o? Hayır be, camdaki kız. Hayri yok mu? Müslüm Baba'nın şarkısı çalıyor. Neydi, söylesene, çabuk gir Google'a. Müslüm Baba'nın şarkısı neydi? Unuttuk onu. Sen seyretmiyorsun tabii. Şoför. Diziyi izleyebilsem. Şoför evin sahibinin yani kadına aşık. Ha, Cihangir Ceyhan, tamam. Cihangir Ceyhan. Tamam. O gün Bağdat Caddesi'ne baktım, bir tane pencereden inmiş, bu çalıyor. Ra 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 ra. Ben de yürüyorum arkadaşıma doğru. Telefonumu aldım, açtım. Hayır abi, sen misin dedim. Bir de koydum bunu. Evet. Güzel. Ama onlar daha çift değil. Çift değiller, olacaklar bilmiyorum, galiba. Ben bunu saçmaladım, bilmiyorum, aklıma gelmiyor. Hayır, güzel güzel. Sana gelip de kaçırdığın ama başkası patlayan bir şarkı oldu mu? Olmadı. Hiç mi? Yok, olmadı ama çok kıskandıklarım oldu. Hah! Başkasını söyleyip iç geçirdiğim şarkı oldu mu? Oldu. Yani bir tane. Ay, aklıma gelmiyor, böyle çok acele yapıyorsun her şeyi. İnsan bitiyor verir. Ama sahura kadar da yapamayız ki. Yaparız. Değil mi? Bak, Bismillahirrahmanirrahim. Allah yani duayla başlar. Bizde her yol var. Her i̇şte şey. Tam ne güzel işte. Yaparız, onu da yaparız. Hocam. Ben onu da yaptım. Sahur programı da yaptım. Yaptım. Ya aniden bir teklif geldi. Ben aniden kabul etmek zorunda kaldım. Dilek Dağcıoğlu, valla bak aç sor. Dilek Dağcıoğlu mu yaptınız? Tabii. İftar sofrasını kurmuştum. Birden kendimi canlı yayında buldum. Böyle aslında Nihat Hoca'ya rakip sizi koymak lazım. Yok, karşısında iftara. Ona olamayız. Huzura doğru. Size de sorarlar. Hocam kaç aldırım? Adam soruyor geçen gün. Hocam kaç aldırmak günah mı? Aldırmış gelmiş ama incecik böyle. Hani cevabı bekle değil mi bir? Cevabı bekle ondan sonra. Çok utandığın ve çaresiz kaldığın bir an oldu mu? Olmuştur mutlaka. Paranı en çok neye harcarsın? Paramı en çok harcamam dermişim. evimi harcarım, mutfağı harcarım. En çok neye kızarsın evde?
Dağınıklığa. Al, hep mi herkes mi kızıyor ya? Küs olduğun ünlü bir isim varsa kim? Küs olduğum ünlü dur. Var mı kız hatırlat? Yok, dur. Yok, Işın'ı seviyorum, Demet'i çok seviyorum. Ebru'yu seviyorum. Kimseyle küs değilim galiba ben ünlü. Yok. Hiç mi aranızın bozulduğu yok? Arada bir bozuluk oluyordu. Kimle mesela? Yok yani böyle Demet küserdi ederdi ama çok Demet severim. Ama Demet bana küsmüyor zaten Demet ama Akalın. Ama Demet'in ya abi. Haftaya bekliyoruz. Demet başka bir yani kafada ama, kadındır. Evet. Onu çok tanımanız lazım. İşte onu gelsin, eleştirmeden önce çok iyi bir... Yok ben eleştirmiyorum, gelse tanışacağız. Demet Akalın gelebilir. Buradan canlı yayından çağırdım şu an. Hadi İzliyorsa. Gel demo. Demet Akalın gelebilir diye. Yok ya olabilir. Demet Akalın çünkü 15 günde bir düzenli olarak herkesi küsüyor. Telefonunda böyle çok değişik kaydettiğin bir isim var mı? Buradan. Evet. Emsal'de arayan, kuaförde kim bu aramış? sabahın köründe 6.30'da çalmış. Saat 9. Kim? diye gidiyor. Diye uzuyor ama bunlar 1-2-1-2. Sonra çünkü WhatsApp'tan bakıyorum kim olduğunu görmek için. Onlar artık kaydetmeden gözükmüyor galiba değil mi WhatsApp karşı tarafta? Tabii. Onlar da çakallı. En çok aldığın iltifat? Çok güzelmişsiniz. Ama öyle. Teşekkür ederim. Öyle ve çok yakışıklısınız. Onu da sarı saç inşallah uğur getirir hepimize. Hepimize vatan milleti hayırlısı. Canım benim ya. Bir inşallah. Bir Ramazan gününde kalp. Sevmediğin insan görünce bir ortamda nasıl bir tribe giriyorsun? Hiç görmem. Bak geldim buradayım bak. Masada geldim. Çektim burada oturdum. Yan yanayız masada. Yok muyum hiç? Hiç mi yokum? Abi o kadar yokum tepki vermiyor. Evet. Bak o kadar yokum tepki. Yani. Evet. Gerçekten yokmuş yani. Yok. Sözümün eri kadın hep söylerim. Pekala. Uzun evliliğin en kötü yanı? Uzun evliliğin en kötü yanı. Birbirinizi hiç özlemiyorsunuz. Gidin arada. Olmuyor. Olmuyor. Ayrı kalamıyorsun. Adam gitsin. Nereye gidecek canım adam? İşte hayat ne? Yok ya. Ne bu saatten sonra? Önceden ağlıyordum oturup. Önceden yemeğe gelmiyorum ben bugünlerde. Ağladığımı bilirim 3 saat boyunca. Şimdi geçen hafta mesela yemek yapacaktım. Dedim ki Cengiz kaçta gelsin hayatım dedim. Ben bugün belki gelmeyebilirim dedi. Aa. Aman. Parti. Ya kendi kendim ama biliyorsun. Elif Karlı'nın damarına biri basınca ne olur? Çok. Yani işte onu istemeyin benden. Yani onu yaptırtmayın. Oy. Onu hiç... Bak, neden sorayım ne sen söyledin? Yani bak, sesimi yükseltmem, etmem ama çok laf geçirebilirim. Yani her şeyinizi ortaya... Mi böyle taşı gediğine her şeyinizi ortaya dökebilirim, bilmiyorum. Çok güzel. Son olarak Elif Karlı'nın değişmeyen 3 kuralı. Değişmeyen 3 kuralı. Evet. Bir dakika. Tabii. Çok güzel. Aslında çok kuralcı bir kadınımdır Başak Burcu olarak da. Evet. Çok kurallarım var. Sözün tutulmaması. Bir. Çünkü ben bütün programımı, ben programlarım. Bu programı da programladığım gibi. Evet, tabii ki. Geçen hafta çarşamba, perşembe hatırlıyorsan. Sözünün tutulması, maması değil mi? Evet, tamam, maması. Kuralım. Bir daha sorsana soruyu bana. Evet. Elif Karlı'nın değişmeyen 3 kuralı. Tamam. 3. 3 ya. 3 kuralı. Bilmiyorum çok var benim kurallarım. 3 tane bana yetiyor şu an. Beni kurtarır. işte verim yani sözler galiba beni daha çok. Yani söz tutulacak. Bu kural bozuldu. Tamam. Ama ben sana güvenimi şey ettirebiliyorum. Bir. İkincisi asla bana sorulmadan telefonumun verilmesi. Bu kural. Bu, çok, bir, bu herkes için geçerli olmalı. Bu herkes zaten için geçerli olması, evet, gerekiyor. Şahane. Ve başıma bir iki kere geldi. Ve bunun karşılığı var. Ben bunu şimdi susarım. Sonradan çok güzel cevap veririm. Süper. Artı hala biraz daha eski kafalılığım vardır. Gece 11'den sonra çalan telefonlar ve hafta sonları hala daha bir alışkanlığım vardır. Yani bilmiyorum. Gece gelen telefonlar. O benim hatta da var. 11'de mesela bizim işimizin bir saati yok aslında baktığın zaman. Gece 3'te bile iş gelebiliyor. Yok, yani normal şartlarda. Olmaz. Ne işi bu? Geliyor. Gelmeyecek abi. Aa, ben gece 3'te çok apar topar. Ben gece 3'te çok apar topar sabah işe gittiğim oldu yani. Çok. Gece 3'te çok apar topar işe gittim. Hayır, işe gitmiyorum. Gece telefon geliyor. Diyor ki Aykut yarın sabah 12'de mesela bir sunum var acil. Hani şimdiden bilgi vermem gerekiyor sana. Örnek veriyorum sunucu değişikliği oluyor. Aha, ama gibi. Tabii. İşle şimdi ilgili bizde telefon. Böyle bir şey yok. Hani evden çıkmıyorum. Yok.
Sana demezler tabii. Elif sahne boş kaldı, atla. Kaldı, atla gel. Ama hadi mesela gel, benim kocama çok telefon. Yani Cengiz öyle bir adam olduğu için yardımsever herkese. Cengiz'in insanı, telefonu sabaha kadar böyle bır 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 bır. Ya işte öyle ama şeyler olabilir. Ama ne diyeceksin işte, sarı saç uğur getirsin. Uğur getirsin sarı saç. İnşallah Elif cümlemize. Tam öyle bir yerden girdin ki 11'de telefon atması falan. Bizim de tam dert noktamız, orayı nasıl kapatayım diye artık şaşırdım. Benim telefonum 11'de çalınca bizimkiler böyle olup evde. Çalar değil mi erkeğin bu sektörde erkeğin, çalar? Erkeğin kadının diye ayırmayacağım ama sizler bizim sunucuların de ilişkilerde çalıyor, daha farklı sunucular çalıyor. Sunucuların çalar çünkü. Evet yani Elif Karlı söyle arkadaşlar, ben de çünkü sektörün içinde. Elif ben Hanım, playback yaptım şu anda. Evet. Şimdi bu sorularda mantık aramayın ama bir tanesini tercih etmek zorundasınız. Hangisi hangisi bölümündeyiz? Hangisi hangisi? Hangisi? Hangisini? Evet. Ha. Sabah mı akşam mı? Akşam. Ayran mı limonata mı? Ayran. Dondurma mı tatlı mı? Dondurma. Tencere mi tava mı? Tencere. Dar mı bol mu? Ay dar. Bamya mı pırasa mı? İkisi de güzel, bamya. Ay ölürüm. Evet. En sevdiğim hele tek yemek. Hele ekşili, nohutlu. Allah yeni yaptı sevgilim, Allah ekşili razı olsun ondan. Uzun süreli, sağlıklı, uzun saçlara sahip olmak mı? Yoksa her an makyajsız çok güzel olmak mı? Uzun, ne alakası var bunun soruya? Şimdi bunu... Şimdi geldi anlat. Şimdi bakalım. Bir dakika. Burada, uzun saçlı. Bakın ya uzun saçlı ya sağlıklı çok güzel ve uzun dolgun saçlarınız tamam, olacak. Tamam. Ya da buna karşılık makyajsız her an çok güzel bir kadın olacaksın. Tabii hangi ki makyajsız her an çok güzel. Bunu Peru var şeyi var ya. O kadar basit, tamam bitti. Şimdi gerçek olacak bir dilek tutmak mı? Yoksa tam öleceğin anda verilen bir dilek şansı mı? Ha güzel. Şimdi olacak bir şeyi alayım. Öyle mi? Yaşlıyken, yaşlandık diyelim gelecek. Ne diyeceğim ki? Ne bileyim ben, bir 10 sene daha Allah'ım idare et beni diye. Ya tam giderken daha. Sonra Ajda Pekkan'a dönmeyelim. Estetik yaptırıp da değil tanımaz mi? Manımaz bizi. Ajda Pekkan'a dönmeyelim dedi. Estetik babında dedim. Şimdi bütün kadınlar Ajda Pekkan gibi oldu çünkü. Hepsi Ajda Pekkan masum kaldı. Çok artık da güzel. Geçenlerde bir çekim için bir estetik kurumuna gittim. Hanımefendiler sanki sanırsın iski kuyruğu şey fatura ödüyorlar. Bir şey söyleyeyim bak. 3 dakikada böyle. Ben güzellik merkezine gidiyorum. İnan bana ben şey kalıyorum. Yani olamaz. Ama size zaten çok tatlı ufak tefek dokunuşlar vardır diye düşünüyorum. Evet. Arkadaşlar Elif Karlı çok güzel. Hep güzel, yakından daha da güzel gerçekten. Ya, çok evet. Tatlısınız. Toplanalım çok, hep beraber. Kalbinizin güzelliği. Ünlü biri olup para kazanamamak mı? Yoksa çok para kazanıp bir türlü ünlü olamamak mı? Para önemli abla. Ay abi. Söyle ablam. Ya sen bana yakışıklı söyle zaten ablam. İyi de. İyi de. Hadi. Söyle ablam, olur öyle şey. Abla çok ya çok para kazanacaksın. Evet. Ha, para mutluluk getiriyor bir kere. Getiriyor valla. Valla ömrü de biraz uzatıyor. Yani bunu en iyi sen bilirsin aramızda. Biz çok da. Ünlü olmak. Gerçekten getiriyor mu abla öyle şey, ünlü oluyor mu? Ünlü olmak çok güzel. Ama vallahi eskiden de o öyle. Para, samanlık seyran alır. Hiçbir şey oluyor yok. Paran varsa oh, çok mutlusun. Oh. Ay ne mutlu kadın. Ben de nasıl mutlusum. Bak gülüşü oldu bile değişik zenginin. Bak, çok param ne olduğundan. Ne kadar güzel gülüyorsunuz Elif Hanım. Çok param olduğundan değil. Bak ondan kastetmiyorum. Ama para, rahatlık, güven. Açar ya, anahtar kaç ya. Kaç paranız var? Bak şimdi mi? Cüzdan, şimdi mi? Cüzdanlı mı diye. Kaç var euro? Bir şeyler var, var bir kaç şeyler. Kaç euro çıkıyor? Şahane telefon var oğlum. Euro mu? Yok devam ki. Son... Okey. Evet, zamanı durdurmak mı, zamanı ileri almak mı? Durdurmak. Hmm, güzel. Duvarların arkasını görme yeteneği mi, yoksa IQ seviyesini yukarı çekme yeteneği mi? Yok, duvarların arkasını göreyim. Nereye bakacağım? Benim evim 20. katta, çok güzel manzarası olan maşallah. Bize yakın senin zaten. Senin gözümün özünde, dur bir saniye değil mi? Değerli bunun değer. Ondan sonra gerçekten çok güzeldi. Evler yakın, sizinle meşhur şeyde de. Evet, manzara güzel. Çok merak ederim. Bizim evden de sizin manzara gözüküyor anca. Yani sizin evden manzara sen güzel. Sen nerede oturuyorsun ki? İşte oraya sizin manzarayı gören. Sizin binanın manzarasını görebiliyoruz biz de işte. Biz de öyle o kadar mutlu olabiliyoruz bu hayatta. Ay. Hayata buradan devam etmek mi? 30 yıl önceden tekrar başlamak mı? Oo güzel. 30 yıl önceden tekrar başlamak. Adamla evlenmelere doyamıyor ya, arkadaş. Aynen yani. Ya. Nasıl vallahi bir aşktır bu? Vay be. Ay. Tüm paranı kaybetmek mi? Tüm hatıralarını
Ay sil gitsin be. Ha. Ne parayı kaybı? Para güzel bir şey oğlum ya. Anlasana biraz, nasıl abla? Ya mesela, güzeldir herhalde. Mesela evin her yerinde var mı? Size bir anlatın, bir şeyler var sizde. Nasıl bu, evin her yerinden çıkıyor mu? Çekmece açıyorsun, çorap çekmece. Oradan yok yok, o devir, o devir değil artık. Öyle yok, yok değil mi? Yok. Sıvı yağ alabiliyor musun, sıvı yağ? En önemlisi o. Giriyor mu eve? Ya şey, beşlik. Şöyle var evde. Beşlik var mı? Ben onları böyle... Bayağı iyisiniz. Şey, ay bak, benim kırtıt. Şey, Allah bozmasın, durumunuz bayağı iyi. Onu ben şey saklıyorum. Biz komşudan istiyoruz, bardak bardak. Kötü günde olsun. Onu hediye ediyorlar. Çok şükür, Allah versin bakalım. Hadi bakalım. Abi, oh, maşallah. Herkese inşallah şans getirsin ya Allah. Bu sarı saç her şeyi değiştirecek bu ülkede bu gece. Bildiniz mi? Elif kardeşim, seninle bir harf oyunu oynayacağız. Kelimelerle aran nasıl Allah? İyidir, bulmacayla falan. Şahane. Şimdi sana bir harf veriyorum ve devamında sorular soruyorum. Sormuş olduğum her soruya bu harfle cevap veriyorsun. Okay. Ve vermiş olduğun her cevabı bir kez kullanabiliyorsun. İkinci kullanamıyorsun. Örnek veriyorum. For example. A harfi verdim. Adın Ayşe. Soyadın Aydın. Nerelisin? Aydın. Vermiş olduğumuz bir cevabı ikinciye vermiyoruz. Hadi gel bakayım. Hadi bakalım. Yolla gelsin. Gönder gelsin. Harfimiz? Yumuşak ye. P. P. Harfimiz Paris'in P'si. Paris'i kullanamıyoruz bende. Efendim adınız? Pera. Pera. Soyadınız? Parla. Pera Palas dermiş. Pera. Parla. Çok güzel. Nerelisin Pera? Pakistan. Aa süper. Ne iş yapıyorsun Pakistan'da? Evet. Pakistan'da ne iş yapıyorsun? Perdeciyim. Perdecisin Pakistan'da. Ya, ya. İş yerinin adı ne? Piti piti. Piti piti perdeleri Pakistan'da, meydanda, caminin yanında. Patırtı patırtı. Piti piti perdelerini kimlerle yapıyorsun bu işi? Pera, Palas, Parla. Onlarla beraber yapıyorsunuz. Peki şu an neredesin? Popomun üstüne oturuyorum diyor. Arkadaş, Pera şu anda popomun üstüne oturuyorum diyor. Tamam. Peki yanında kim var Pera? Patlak gözlü biri. Patlak gözlü biri var. Pera bakayım, elinde ne var? Ne o? Ne o elindeki ne? Elimdeki. Ha, evet. Peyle mi? Tabii, ben de tabii. Ciddi. Yok, elinde bir şey var. Ne o? Allah şey, Allah. Peyle ne var elinde ya? Ay. Bir... Patates var. Patates var. Patates var. Peki patates, ikiniz ne yapıyorsunuz orada patateste? Patates oluyoruz. Patatesle ne yapacaksınız? Patatesle ne yapacaksınız elinizde patatesle? Panayır'a gideceğiz. Panayır'a gideceksiniz, çok güzel. Peki çocukken hayalin neydi? Paraşütçü olmak. Aa, çok güzel. Peki lakabın nedir senin Pera? Popçu. Popçu, lakabın popçu. Yapmayı en sevdiğin şey ne Pera? Yapmayı en sevdiğin şey bu paket. Hayatta. Paket yapmayı paket seviyorsun. Yapmayı sev- paketçi kadın. Paketliyor. Paketlemek. Peki evde tek kalınca ilk ne yaparsın? Paketlerim. Pataklarım. Pataklarım. Tabii tabii. Güzel. Tabii. Pataküte gider bu. Tabii. Peki geceleri nerede yatarsın? Pufta yatarım. Pufta. Peki gece yatarken üzerine mutlaka ne giyersin? Pamuk. 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 Pamuklara sarı sarı oluyor. Kadın kendini tabii. Öyle yatıyor. Sabah kalktın, gözünü açtın, ilk ne yaparsın? Parlarım. Parlarım, parıl parıl parlarım. Karşı cinsi ilk nasıl tavlarsın? Patlak gözlerimle. Pörtletirim diye. Pörtleterek gözleri. Son olarak asla yapmam dediğin şey ne? Heyle mi? Heyle. Ay, bak mikrofon gitti, dur. Heyle. Yapmak. En son, asla yapmak istemem. Asla yapmam dediğin şey. Paraşüt. O paraşütçü oldun az önce, ben onu duydum. Ama oldum. O, beğenmedim ya. Ay şimdi asla şimdi ya. Asla yapmayacağınız bir şey söylemek durumundasınız bize. Keşke yapmasaymışım dedim işte, korktum. Asla yapmayacağım. Evet. Asla yapmam. Pislik. Pislik yapma Elif Karlı. Tamamdır. Elif Karlı asla pislik yapmam. Yapmam. Bu kadar da güzel. O kadar. Şahaneydi. Cevaplar çok güzeldi. Güzel. O kadar da zorladım yani. Sıkıştırdım ama sıkışmadı. Güzel geldi. Pakistan'da neydi? Piti piti perdeleri. tam konum atsana abla. Nerede kalıyor bu diye. Fıtırcık sokakta. Abla düet fikri var mı aklında? Düet... Var bir şeyler. İki gün önce hatta konuşum. Öyle mi? Olabilir. Peki istiyorum. Eskilerden bir cover mavur falan bir şeyler yapılır mı? Evet, onu da istiyorum. Tabii ki şarkıyı buradan söylemeyeceğim. Kendi çünkü... şarkımı başka mı? Hayır, başka tabii ki. Güzel. Yok, kendi şarkımı istemiyorum. Ben sahnede de zaten 2-3 tane okuyorum benim şarkılarımdan. İstek geldi evet, zaten. Var var eski şarkı. Pekala, son olarak söylemek istediğin buradan ekrandan sevenlerine, sizlere. Aşırı eğlendim. Sizlere. Çok teşekkür ederim.
Biliyordum böyle olacağını. Aa çok güzel biliyordum oldu. Biliyordum böyle olacağını. Çünkü videoda da enerjin çok iyiydi. Çok teşekkür ediyorum. Tüm ekibe teşekkür ediyorum. Vallahi biz teşekkür ediyoruz. Vallahi. İyi ki buradaydınız. Evet. İyi ki kırmadınız geldiniz. Bir daha geleceğim. Elif Karlı özel... Hazırlanacağım geleceğim. Daha nasıl hazırlanıp gelebilir? Kıyafet olarak değil ya. Ha kafa olarak. Her zaman. Sorulara. Bir telefonla. Daha ne oyunlar var burada? Biz bir kısmını oynayabildik. Tamam. Elif Karlı birincisi. Sevgili izleyenler, Türkiye'de en sevilen isimlerden bir tanesidir. Ekranların en sevilen kadınlarından bir tanesidir. Umuyorum ki gündüz kuşağında çok yakında bir formatla beraber karşımızda olur. Çünkü İnşallah. Kadınlar seni çok seviyor abla. Bu bir. Umuyorum Türkiye televizyonculuk anlayışı tekrardan eskiye. Bir 10 sene öncesine dönse yeter bize. Yeter. Bir 10 sene öncesine Aynen. dönse yeter. Bunun dışında sesini bizden mahrum etme abla. Çünkü ne okursan oku en güzelini okuyorsun gerçekten. Teşekkür ediyorum. Arabeskse geçmişte kralını yaptık. O yüzden bugün yapılan arabeskleri biz Melek Mosso'dan, Derya Ulu'dan ve Ceylan Ertem'den dinlemek istemiyoruz arkadaşlar. Onlar kendi dalında şarkılar Allah yapıp söylesinler. Allah yollarını açık etsin her kendi şekilde. Kendi dallarında şarkılar evet. yapıp söylesinler gerçekten. Ben bir Bergen albümde ya da arabesk albümde kalkıp da işte yani Ceylan Ertem'den arabesk şarkı dinlemek istemiyorum. Ya çünkü ben ne arabeski, kadar caz okuyamazsam. Kesinlikle öyle. Arabeski, arabesk kırtlağına sahip birileri okumalı. Ben biraz böyle patapat konuşuyorum. Demek de öyle dedi. Her abla bölüm. Sen neredesin falan olduk yani bir konuştuk. Ama yani neden yaptık. Olmaz? Anlatabiliyor muyum? Benim de aklım ilk gelen isimlerden bir tanesiydi. Ve bu gecenin de en önemli sorularından bir tanesiydi. Bu keşke olsaydı. Ama hiç sıkıntı yok. Zaten geçmişte en iyisini yaptı. Ve en iyisini yaptığını da şöyle kanıtlayacak bize. Sevgili izleyenler, haftaya çarşamba bizler tekrar burada olacağız. Canlı yayın konuğumuz Nefise Karatay ve Didem Taslan olacak. Oh. Ama... İki güzel Selam, de ikisine haftaya. De. Selamlar. Evet, söyleriz çok, tabii çok ki inşallah. Evet, ben bu akşam heyecanla ve keyifle ve çok da büyük bir zevkle ağırladım kendisini. Gelen en özel konuklarımdan bir tanesiydi Teşekkür sevgili ederim. Elif Karlı. Teşekkür İyi ki geldin abla. Ayaklarına sağ sağlık. Benim, ve sağ şahane söylemiş olduğun acıların kadınını hep beraber dinliyoruz. Haydi bakalım. Kadınıyım.
karun kadınıyım. Çekip gitti.